Razer sunar. Razer ürünleri artık GameGen.tr'de, GameGen.tr üzerinden tüm Razer ürünlerine güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Dım 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 da 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 dım dım. Efendim selamlar hepinize. Merhabalar. Erken saatte bir yayınla karşınızdayım. Normal şartlarda video çekerek paylaşacaktım. Ama dedim ki canlı yayında oynayayım. Canlı canlı herkesle birlikte ilk deneyimleri birlikte yaşayayım istedim. Ve Diablo 4 için karşınızdayım. Hoş geldiniz Diablo 4 canlı yayınla. Tüm dünyada 6 Haziran'da çıkış yapacak. Şu anda Ultimate Edition sahipleri Diablo 4'ü ayın 2'sinden itibaren erken erişimde oynayabiliyorlar. Ben de sizlerin huzurunda şimdi bu hikayeye başlıyor olacağım. Başta şunu söyleyeyim. Diablo 4 hani bizim ülkemizde tabii ki kendine has, kendine niş bir kitlesi var. Ama hani diğer popüler oyunlara nazaran çok fazla belki de takip edilen ya da çok fazla insan tarafından bilinen bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Belki de ben yanılıyorum, bilmiyorum. Ama kendine has, o hani kemik kitle denir ya, kemik kitlesi. Mesela Final Fantasy'lerin de öyledir. Uzak Doğu'da çok meşhurdur. Ya da işte Amerika'da orada burada çok meşhurdur. Ama bizim ülkede kemik bir kitlesi vardır. Diablo 4'ün de öyle. Türkçe altyazılı yepyeni bir macera, yepyeni bir hikaye Diablo 4'te. Aslında sadece hikaye odaklı bir oyun olarak ele almak ve oynamak yanlış olur. Ama ben hani olabildiğince hikaye odaklı giderek hikayesini sizlere sunmaya çalışacağım. Ama asıl olay burada en iyi build'li karakteri oluşturabilmek, farm yapmak, zaman geçirmek, oyunun hani ıncığını cıncığını her yerini keşfetmek aslında Diablo'nun olayı. Gerçekten öyle hani 10 saat oynayayım bir kenara atayım değil, 200-300 saat vakit harcayayım. Haftalarımı aylarımı vereyim. Oyunun en sonuna en iyi build'la gideyim falan mantığı. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin ama bencesi öyle. Bu bencesi zaten. Benim burada yapacağım şey olabildiğince hani sizleri hiç sıkmadan bence çok ilgi çekici olduğunu düşündüğüm güzel yazılmış hikayesi, ki inceleme puanlarına da baktığımda Diablo 4'ün hikayesi konusunda da oldukça güzel yorumlar var. Ben bunu sizlere en elimden geldiğince şekilde sunacağım efendim. Kameram hala bozuk. Dün canlı yayını izleyenler varsa kameramın bozulduğunu görmüşlerdir. Kamera hala bozuk. Kamera şey yapabiliyor, bazen gidip geliyor. Şu an hani şu an normaliz, Allah bozmasın. Şu an normaliz ama bir 15 dakika önce falan mosmordu ekran. Bilmiyorum. Öyle durumlarda da dün canlı yayından izleyen arkadaşlar alışıklar. Ama ilk defa Diablo için gelip belki bakacak insanlar. Kameram bozuk efendim. Yaptıracağım. Fujifilm'den almıştım ben bu kamerayı. Kendileriyle itibata geçip kamerayı yaptıracağım. Bugün ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Öyle böyle. Efendim bu arada İrem Çorbalı Tuzumuz olsun da katıl yapmış. Çok teşekkürler. Nihat Mahmudov. Selam Mete abi. İyi yayınlar. Keşke daha önce bilseydim VPN olayını demiş. Ha Azerbaycan'dan falan izliyorsanız ya da işte katıl gözükmeyen yerlerden izliyorsanız YouTube'u katıl yapabilmek isteyenler için VPN kullanmanız gerekiyor. Bazı yurt dışı ülkelerinde öyle. Bilginize özellikle Azerbaycan'da. Eray Dalkılıç, Çamsakız Çoban Armağanımızda teşekkür ederim. Daha önce betasını oynamıştım. Belki beta videosunu izlemişsinizdir bilmiyorum. Ama benim gerçekten çok çok merak ettiğim ve harbi böyle işte bazen bu saatlerde bazen geç saatlerde açıp burada kaç kişinin izlendiği veya ne, bu videoların ne kadar izleneceğine çok takılmadan gerçekten Diablo 4'ü oynamak istiyorum. Siz de takılmayın. Ya bak Zelda, Diablo 4, işte dediğim gibi Final Fantasy gibi oyunlar belli bir kitlesi vardır abi. Niş bir kitlesi vardır. O insanlar hani bu oyunları merakla beklerler. O alırlar, saatlerini geçirirler, oynarlar. Ama genel kanıda, genel kitlede mesela işte God of War mesela God of War'u Türkiye'de %90'lık bir kesim seviyorsa Diablo 4'ü hani %90 genelden bahsediyorum. Hani veya sokakta çıkıp sorsan Diablo'yu büyük ihtimal Kolpaçino filmlerinden falan biliyordur millet. Kolpaçino diyorum. Kutsal Damacana'dan falan. ama dedim ya hani burada küçümsemek veya dışlamak,
Böyle ters konuşmak anlamında söylemiyorum abi. Herkes sevmek zorunda değil yani bazı oyunları. Yani mesela Rainbow Six desen Rainbow der, adam gökkuşağı mıkkuşağı diyebilir yani. Yani onu da kendine ait bir kitlesi. Ama bilinirlik anlamında bizim ülkede Diablo 4 hani böyle daha core, hardcore oyuncuların bildiği bir oyun efendim. Neyse tamam, anladınız siz benim demek istediğimi. Şimdi hemen sizler toparlanırken ben şöyle birkaç tane mesajı okuyayım. Ebu Bekir Polat abi, kedili kulaklık nerede? Ha burada. Abi Diablo oynayacağız. Ciddi bir oyun. Kedili kulaklık takmayayım dedim. Kitili kulaklığı takmayayım dedim. Hani ciddi ya. Şimdi lan cehennemin kapılarını açacağız. Cehennemdeki varlıklarla savaşacağız. Ne diyeyim ben? İyi mı diyeyim yani? Kedili olmaz diye onu şey yapmadım. Ara ara kullanacağım onu. Irmak Oral, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İki yüzümü çiçeği. Keyifli yayınlar olsun. Abimle çocukluğumda oynadığım şahane oyunlardan bir tanesiydi demiş. Bak bende de öyleydi. Ben de Diablo 1 ve 2 abim sayesinde oynamıştım. Sağ olsun. Buradan ona da selam olsun. Ben de yani vaktinde ne İngilizcem ne oyun bilgim yetmiyordu Diablo'ya. Ha ben bu arada çok böyle efsane Diablo biliyorum da demem. Ha, oynamaktan keyif alıyorum. Bu oyun çok başka olmuş yani. Bunu da oynamazsak olmaz. Ben bir Diablo şey değilim, profesörü değilim yani onu söyleyeyim. Mehmet Efe Karakuş 4. ayında bizlerle birlikte. Çok teşekkür ederim. Erader Kılıç, Sinking City nasıl bir oyun, almaya değer mi? Parama değer mi? Ya Sinking City ortalama bir oyun ya. Ya çok ucuzlarsa alın. Veya böyle şeyi seviyorsanız, neydi? H.P. Lovecraft seviyorsanız alabilirsin. Mustafa Berkley bayağıdır bu oyunu bekliyorum. Let's go demiş. Haydi bakalım. Sesim az mı geliyor? Aa ben şey mi yaptım? Yo. Dur bakayım. Sesim iyi geliyor ya. Sesim gayet iyi. Bu arada hop bunu unutmuşum, özür dilerim. Tamam. Abi Game Pass'e gelecek mi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Şu an Battle.net'te var sadece. Yani Activision Blizzard satın alımı gerçekleşmedi galiba daha Xbox tarafında. O yüzden Game Pass'e henüz gelmeyebilir. Assassin's Creed Mirage çıkmadan zamlanmış. Abi ama söylemiştik daha zamanda. Bak Assassin's Creed Mirage, işte Alan Wake 2. Bunlar hani normalin biraz bir tık altında fiyatları ön siparişe çıktı. Bence kaçırmayın falan diye. Ama bak artar abi, onların fiyatı artar. Onları takip etmek lazım. Mehmet Ali'cim gösteririz. Zaten ayarlama yapacağım. Nvidia DLSS falan ayarlayacağım. Orada gösteririm. Activision açıklama yaptı. Oyun Game Pass'e gelemeyecek. Ha bak gelmiyormuş. Gelmiyormuş. Sıtkı Önder tank oyunu neymiş ya? Faik Hüseynov, eğer katıl yapmak istiyorsan Azerbaycan VPN açman gerekiyor. Chat'te Azerbaycan'dan arkadaşlar var. Sorarsan sana yardımcı olurlar. Ama izlemeniz de yeterlidir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın canlı yayınlarda katıl yapmak, katıl hediye etmek zorunlu değil. Ya da süper teşekkür, süper chat yapmak zorunlu değil. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani buraya gelip vakit ayırmanız, yorum yapmanız, videoları beğenmeniz, canlı yayınları beğenmeniz zaten en güzel şey, en güzel destek. Ha bunun dışında bir ayrıcalık olsun, ben farklı şekilde başka da daha destek olmak istiyorum derseniz orası başka. O da size kalmış. Yani bizde zorlama yok. Bizde zorlama yok abi. Peki, hazırsak ben oyuna geçiyorum. Türkçe seslendirme yapmazsan izlemeyeceğim. Türkçe seslendirme yok abi oyunda. Sadece Türkçe altyazı var. Türkçe seslendirme yok. Ben girdim baktım yok. Öyle bir şey yok. O sadece oyunu yüklerken Türkçe metin dili ve Türkçe seslendirme diye seçiyorsun. Ama o ekranda bir şey yani görüntü hatası yani o. Ondan kaynaklı. Hakan 44 Blade. Aa hemşerim gelmiş. İkinci ayında katılını yenilemiş. Teşekkür ederim. Hakan Yaşrın ikinci ayında katılını yenilemiş. Çok teşekkür ederim. Bugün erkenciyiz. Bugün saat 6'ya kadar oynayacağım. 6 ya 5.30-6 gibi yayını kapatacağım. Çünkü bir yere yetişmem gerekiyor. Geldiğimde yani eğer geç saatte gelmemiş olursam zaten hemen duyuracağım saat kaçta olacağını korkunun ve korku yayınımızı yapıyor olacağız. Kedili kulaklık. İremcim kedili kulaklık dün yaptığım yayın var ya korku haftası 3. gün diye yazıyor hatta başlıkta canlı sekmesinde. Onun açıklama o videonun açıklama arkasında var. Hatta Emir burada müsaitse Emir linkini paylaşabilir.
Amnesia Bunker'ı indirdim ben. Sağ olsun yapımcısı kodu gönderdi. Ayın 5'inde, 5 Haziran'a kadar yayınlama yasağı var oyunun. Ambargosu var. Ayın 5'inde kalkacak, 5'inde oynayacağım. Crash genelde yapımcılar gönderiyor. KRRAC soru işareti ünlemlikte arkadaş. Starfield'da oynayacak mıyım çıktığında? Evet, oynarım. Ama bence Starfield böyle patlayacakmış gibime geliyor. Hadi inşallah olmaz da. Welcome to Game 2 bekliyorum cidden. Abi vallahi oynayacağım Freddy. Vallahi oynayacağım. Ben de merak ediyorum lan. Oynayacağım. Furkan 44. Furkan 44 selamlar. Hoş geldin. Assassin's Creed Mirage Ubisoft Plus'a gelecek mi? Abi galiba... Ha kamera gidiyor mu lan gene? Bak kamera abi. Bak kamera bozuk ya. Ana! Lan kamera! Lan! Kamera bozuldu. Abi kamera Jorto ya. Kamera Zorto. Ben dünkü düzeneye getireyim mi kamerayı gene? VHS kamera tarzı. Kamera Zort ya. Vallahi kamera Zort. Dünkü hale getirsem mi ben ya? Dün öyle bir tık şey olmuştu. Ben dedim arkadaşlar kameram bozuk yani yapacak bir şey yok. Düzelmedi. Bak bugün açılmadı bile bir ara. Ben normalde video çekecektim Diablo'yu. Dedim ki lan açayım hani bir çekeyim. Açılmadı kamera. Umut 25. Umut'cum Zelda'yı da oynayacağım. Zelda'yı da böyle canlı yayınlarda oynayacağım abi. Video çekmeyeceğim de direkt yayınlarda oynayacağım. Yayın tekrarlarından izleyeceksiniz. Telefonu kamera yapsana. Telefonun çalarsa birisi ararsa ne olacak? Kamera zortlamış abi ya. Evet kamera zortladı maalesef. Ben şöyle yapayım. Şimdi bir oyuna girelim önce. Önce bir oyunumuza girelim. Önce bir oyunumuza girelim. Entertainment sunar. Şimdi öncelikle şunu şöyle birazcık açsam. Heh. Öncelikle bir tane sinematiğimiz var. O sinematiği bir izleyelim. Önce bir sinematiğimiz var. Onu bir izleyelim. Hemen açıyorum. Bir dakikanızı rica ederek. Hemen geliyor. Önce bir sinematik girişi bir görelim. Belki birçoğunuz biliyor olabilir ama bilmeyenler için. Peki DLSS 3 Bu neydi o değil. zamana kadar? Nerede lan? Şey. Ben geleceğim şimdi bekleyin. Bu ne ya?
Ha. Tamam. Razer. Bu değil. Sunar. Ha. Tamam. Ha. Ha. Hazırsak buyursunlar. Haydi başlayalım. Dalyan'ın macerasına hoş geldiniz. Hadi bakalım. Shut up. They have our scent. Run. Blizzard Entertainment sunar. Blessed Nagareth, my eternal light protects me, my divine haste. Guys. Look at me! All the gold we want is right there. Oh, I just came here for knowledge. Sinematiğe odaklanın. They're coming! I know. Get over here! Now, breach the seal. Get us through that door! By three they come. By three thy way opens. Blood show. Cipher Yinli. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you! Güzel bir göndereceğim. I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. No! A shame he didn't make it. Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. But by three they come, by three thy way opens, by the blood of them willing. Hail. Hail the creator. Ha! Hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak this. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple. Or
or a tomb, or... It's a gate. Of the willing. We call thee home. Come. Listen, Everard. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Open your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal there light. Is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Aha geliyor. Evet efendim, sinematiğimizi izledik. Efsa bu Blizzard bu sinematik işin var hocam. Harbiden bu sinematik işinde varlar yani, kesinlikle. Şimdi
Geldik oyunumuzun bu kısmına. Kameram bozuldu. Yani bunun için şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Keşke hani böyle teknolojik bir dokunuşum olabilse de kamerayı pat diye düzeltebilsem. Ama öyle yeteneklerim yok maalesef. Kamerayı en kısa sürede tamir ettireceğim. Ya da artık yenisini alacağım. Bu hikayemizin giriş kısmıydı. Lilith o geçitin açılmasıyla birlikte geri döndü. Cehennemin kapıları açıldı. Bundan sonrasında hikaye nasıl olacak göreceğiz. Yaklaşık 30 saat süren bir ana hikayesi var bu oyunun. Artık biz yayınlarda 2 saat, 3 saat, 5 saat oynayarak bitiriyor olacağız. Geldik karakter kısmına ama ondan önce şurada seçenekler kısmına girip bir ayarlara bakacağım. En yüksek çözünürlükte, en yüksek ayarlarda oynayacağım oyunu. Hemen şöyle bir bakayım. HDR vesaire açmıyorum. Ben sevmiyorum HDR. Şurada grafiklerde her şeyimin en yüksekti. Mesela DLSS, bunu kaliteye alalım. Nvidia DLSS'imizi açtık. Nvidia DLSS'imizi açmakla birlikte bu oyun Nvidia'nın DLSS teknolojisini destekliyor. Aynı zamanda GamingGen.tr'den mesela bir sistem aldığınızda, 4000 serisi ekran kartı bir sistem aldığınızda Diablo 4 sizinle birlikte geliyor. Yani size o sistemle birlikte geliyor. Zaten GamingGen.tr'nin sitesine girdiğinizde de görebilirsiniz. Bunun dışında olmazsa olmaz Nvidia DLSS demişken bahsetmek gereken bir şey var. Ama olmazsa olmaz. Siz onun ne olduğunu biliyorsunuz. Peki DLSS 3 neydi? Bu zamana kadar DLSS teknolojisini hep anlattık. Bir kere daha bahsedeyim. Nvidia tarafından geliştirilmiş DLSS teknolojisi Deep Learning Super Sampling, yani derin öğrenme destekli süper örnekleme teknolojisi diye geçiyor. Yani Türkçe meali bu. Yapay zekayı kullanarak donanım performansından artış sağlayan bir teknoloji bu. Düşük çözünürlüklü kareleri ekran kartı üzerindeki tensör çekirdeklerini kullanarak derin öğrenme teknolojisiyle destekleyip daha yüksek çözünürlüklü bir grafiğe dönüştüren bir sistem aslında bu. Bunu yaparken aynı zamanda siz oyunları oynadığınız sırada görüntü kaybı yaşatmadan FPS artışında yaşatıyor bu teknoloji ve oyunları çok daha rahat bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Şimdi normal DLSS buydu. Peki DLSS 3.0 ile ne oluyor efendim? DLSS 3.0 ile birlikte 4. nesil tensör çekirdekleri artık kullanılmaya başlandığı için bu performans daha da artıyor. Bir de bunun yanında yeni nesilde yer alan, yani bu 4000 serisi ekran kartlarla gelen optik akış hızlandırıcıyı da devreye sokarak performansın çok daha yüksek seviyelere gelmesini sağlıyor. Oyundan oyuna farklılık gösterecektir, ancak Nvidia'nın söylediği bir şey var. DLSS 3.0 ile birlikte, bu yeni teknolojiyle birlikte gerçekten devir değiştiren, böyle çağ atlatan teknolojilerden bir tanesi, oyunlardaki performansın 4 katına kadar çıkacağı söyleniyor efendim. Evet, göstereceğimizi gösterdik. Bu arada şu anda Sera, sen şey yapabilirsen, Emir'e verirsen linki, Emir chat'te de paylaşsın. GamingGen.tr'deki Diablo 4 sayfasını da görebilirsiniz. Sistemleri görebilirsiniz linkten. Şu an chat'te linki paylaşıyor Emir de, sağ olsun. Ultra ayarlardayız. Oyunu en yüksek grafiklerde oynuyorum. Hani sizin görsellik anlamda görebileceğiniz en iyi grafiği göstereceğim. Oynanış anlamında en iyi oynanışı sunacağımı iddia etmiyorum ama grafiksel anlamda, kalite anlamında en iyiler arasına sokarım yani. O grafiksel anlamda şu anda ultradayız. Tüm seçeneği de göstermiş olayım. Bilginiz olsun efendim. Her şeyimiz okey. DLSS'imiz açık. Nvidia refleksi etkinleştirdik ve güçlendirme yaptık. Sistem gecikmesini optimize etmek için kullanılır. Bu da bilgisayarın tepki süresini azaltır. Harika, şahaneyiz. Çok tatlıyız, çok güzeliz. O halde başlayabiliriz. Bu arada burayı kaydedelim. Oyunumuz Türkçe altyazılı. Oyun kendiliğinden Türkçe altyazılı. Benim yaptığım herhangi bir yama ya da herhangi bir şey yok. Bilginiz olsun. Gelelim karakter kısmına. Şimdi 5 tane farklı karakterimiz var. Bu karakterlerin hepsinin belli yetenekleri var, belli özellikleri var. Barbar, ölüm büyücüsü, necromancer, büyücü, haydut ve druid. Sizce hangisiyle başlamalı? Sizin buradaki tavsiyeniz nedir? Ben daha çok hikaye odaklı gideceğim. Şeyi biliyorum. Bak, druid'e bak basalım. Kurtu adama, ayı adama dönüşebiliyor. Düşmanların üzerine yıldırım yağdırıyor. Toprak sihri kitle kontrol etkenleriyle birlikte düşman hareketini sınırlar diyor. Druid'in özelliği bu. Esnek ve dayanıklı druidler canını korumak için doğanın gücünü kullanır. Haydut.
Nişancı özelliği var. Haydut işaretlemek için hangi araçlara uygunsa onları kullanır. Haydutlar hem çevik hem de beceriklidir. Düşmanlara yay kullanarak menzili, hançer kullanarak da yakın saldırırlar. Büyücü, buz büyüsü, alev büyüsü ve şok büyüsü var. Elementler üzerinde etkin. Ölüm büyücüsü, hortlak ordusu, kemik, karanlık ve kan yetenekleri var. Yaşam ve ölüm arasındaki dengenin koruyucuları, necromancer dediğimiz, oyununda en çok tercih edilen karakteri. Burada isterseniz bir anket yapalım hızlıca. Ankete göre biz burayı başlatalım. Ben hemen bir anket açayım size. Bekleyin. Hangi karakter? Neydik abi? Şunu da göstereyim. Barbar. Düşmanlarına boyun eğdirmek için kapak kuvvetine güvenen güçlü savaşçılar. Şimdi barbar diyoruz. Ben şöyle yazıyorum. Siz anketten oylayın. Dalyan. Karakterimizin adı Dalyan olacak. Dalyan'ın hikayesine... Necromancer. Hangi sınıftan başlayacağız bakalım. Büyücü. Bu neydi? Haydut. Rogue yazayım ona. Rogue. Druid. Druid oynamam. 4 tane seçenek koyabiliyorum ankete. 4 tane seçenek koyabiliyorum. Ben Druid oynamam. Şu 4'ünden birisini seçin. Buyurun, anket sizde. Bizde izleyici veli nimettir. Bizim evde izleyicinin sözü geçer. Buyurun arkadaşlar, sizlerin sözü geçer. Anket geldi şu an ekranlarınıza. Buyursunlar. Mehmet Ali'cim, ağır bir karakter ya, ben onunla oynamayı sevmiyorum. Druid'i sevmiyorum ben ya çok. Yani Druid kötü diye değil, ben sevmiyorum. Bana diğerlerine göre bir tık ağır geliyor, o yüzden. Oynattığım listelerin neden hepsi gözükmüyor? O YouTube'un bir hatası abi ya, o kadar çok oynatma listesi yapmamam lazımmış. Oynatma listelerini baştan düzenlemem lazım. Bakın. Barbar bu. Necromancer ölüm büyücüsü. Büyücü. Haydut. Rogue. Pekala, şu an en çok Necromancer çıktı. Yani ölüm büyücüsü. Genel bakışı bu şekilde. Seç diyorum ve başlıyoruz. Burada bir tip belirlememiz lazım. Dur bakayım. Şimdi ben Dalyan yapacağım. Karakterimizin adı Dalyan. Anketi kapattım. Anket sonuçlarını görüyorsunuz. Şimdi gelelim yüze vücut kısmı. Önce bir tenimizi şey yapalım. Şöyle. Göz rengimiz. Hep masmavi gözlerim olsun istemişimdir. Mavi yapacağım. Saç stili. Sakal ve bıyık. Sakal ve bıyığı hiç oyun içerisinde değiştiremiyoruz herhalde ama, değil mi? Yani nasıl başlarsak öyle mi? Bu güzel. Bu güzel. Saç başka ne var? Şu bu güzel. Sonraki makyaj. Mücevherat. Şunlar ne? Bunlar dövmelerimiz galiba. Abi biz dengeyiz ya. Dengeyi getireceğim ben oyuna.
aksesuarlar falan. Yüzde vücut. Aa, yüz çeşitleri varmış burada. Daha böyle bir şey yapalım. Tamam. Daha sert bakışlı. Ten rengi, göz rengini seçtik. Ten rengimi seçtik. Yüz çeşimini seçtik. Saçı ayarladık. Sakal bıyık tamam. Saç rengi. Heh dur. Burada bir şeyler yapabiliriz belki. Koyu kadife rengi var. Siyah beyaz var. Mavi fırtına. Deniz mavisi. Şöyle iyi sanki ya. Şöyle iyi sanki. Koyu kadife. Mavi fırtına nasılmış? Aslında mavi fırtına güzel oldu ya. Bir şey diyeyim mi? Mavi fırtına abi. Büyü yapmaktan renkler abi. Rengimiz şey olmuş. Açık gri. Beyaz. Aa be. Ana bir şey diyeyim mi? Beyaz da iyi oldu lan. Şu neymiş? Gri. Koyu gri. Açık gri. Beyaz. Dalyan. Dalyan lan. Tamam mavi fırtına güzel ya. Mavi fırtına güzel. Tamam. Mavi fırtına güzel. Zırhı göster diyelim. Abo. Vay vay vay. Tamam. Tamam. Şimdi burası okey. Geldik aksesuarlar. Aksesuar tarafında okey. İşaretler ve renk dediği. Şu zırhı bir gizle bakayım. Ha şu üstümüzdekilerin rengi. Dur. Ne diyorsunuz? Ha? Cam göbeği boyası neymiş lan? Bu ya. Hani böyle zayıf, tıknaz gibi gözüküyoruz ama büyüğü koydum mu adamı aklını alırım. Böyleyiz. Tamam. Zırha geldim. Şöyle geldim. Sonraki dedim. Ben aşırı zor falan değilim abi. Karakter adı Dalyan. Bizim adımız Dalyan. Aşırı zor falan değil abi. Ben sadece adam akıllı hikayeyi görmek istiyorum. Benim amacım hikayeyi görmek. Ben hikayeciyim abi. Ben öyle hardcore diablocu değilim. Ben hikayeciyim. Ben bunu göreceğim abi. Ben bunu göreceğim. Evet hazır mıyız? Hazırsak Razer RGB Chroma ile klavyelerimizin, kulaklıklarımızın, mouse'larımızın, her yerimizin ışıklarını kıpkırmızı yapıyoruz. Keşke benim arkamın ışığı da kıpkırmızı olsaydı ya. Razer'ın RGB ekipmanlarında bu oyuna girdiğinizde böyle kıpkırmızı oluveriyor. Hadi başlayalım. Daha fazla rehberlik, daha az rehberlik. Abi bana rehberlik yaparsan çok iyi olur. Bana rehberlik yap abi. Birinci dünya kademesi ne diyor? Bu istediğin zaman karakter seçmekle veya Kvöşya'da bulunan dünya kademesi heykelinden değiştirilebilir. Bir grup oluşturmak isteyen oyuncuların aynı dünya kademesinde olması gerekir. Diablo'yu yeni başlayamadığı düşük bir zorlukla oynamak isteyen oyunculara önerilir. Tamam abi ben maceracı. Ben iyi bir Diablo'cu. Ben şey değilim abi. Ben sizin kadar bilmiyorum. Ben öyle efsane Diablo'cu değilim. Ben Last of Us'ı en zorda oynayayım eyvallah. Ama bunu beceremem. Ben bir hikayeciyim. Ben hikayeyi görmek istiyorum. Maceracıyım abi ben. Hayalperestim. Let's go. İzin ver. Haydi bakalım. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Haydi bakalım. Türkçe olması çok iyi oldu ya.
Haydi bakalım hikaye başlasın. Heyecan var vallahi. Bu arada videoyu beğendiysek de lütfen alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bu önemli. Lan nereye gittin Allah'ın cezası? Hayda. Geldi mi de üst üste gelir ha. Geldi mi de üst üste gelir. Bizim karakter tam nekro oldu yalnız ha. Ve Diablo 4. Haydi bakalım. Donmadan önce başımızı sokabilecek bir yer bulmamız lazım. Daha da alacakaranlık. Ben kameramı sol tarafa alacağım. Hemen. Hemen kameramı sol tarafa alıyorum. Sizden 2 dakika beklemenizi rica edeceğim. Hop. Şöyle. Şöyle. Hemen bitiyor. Şu da şöyle. Tamam. Tamam. Hazır. Bam. Geldim buraya. Let's go. Hoş. Bunlar Dalyan'ın atını yiyen ucubeler değil mi? Yakınlarda bir kasabada sığınacak yer bul. Güzel. Hoş. Bunlar önemli abi. Şu altınlar önemli. Bu düşürdüğüm hayvanlardan falan bir loot alamıyor muyum? Et met bir şey alamıyor muyuz? Yok mu öyle bir muhabbet? Şuralarda falan bir sandık var mı? Harbi kuytu köşe orman ya. Should clear up when the storm has passed. Şunları aldım. Bak burada daha önce çatışanlar olmuş. Peki şuradan ilerleyeceğiz. B
Bir kalkan, bir bir bıçakla, bir kılıçla başladık hançerle. Everywhere. Fangs in the dark. Oluyor lan. He bit me. Careful. He's a wild one. Aa, halk var burada. Selamünaleyküm. Nere oluyor burada? What's it to you? Evet, hadi bakalım. Oswin, hush. I'm sorry, wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. Hezeyanlı adam, kafası gitmiş adam. There is evil staring in the ruins. Kuzeydeki arabelerde kötülük harekete geçmiş durumda. Oradaki zavallı keşiş içeri girmiş olmalı. Ah lan. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Burası nedir diye bir soralım. Küçük kasabamızın özel bir yanı yok ama yine de yuvamız işte diyor ablamız. Niye fırtına, nihayet sonuçta fırtınadan kapı korunacak bir yer abla. Dört duvar bir yeriniz var. Ama burası bizim sıkışık yani, seni alamayız dedi. Yine de mağaradan iyidir ablacığım. Peki ya keşiş, o kafayı yiyen adam? Onun için elimizden geleni yapacağız ancak onu şimdilik kulübede tutmamız gerekebilir. Ozen'in parmaklarını koparmaya çalıştı diyor. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. Evil is gathering strength in those ruins. I will bring it to heal. Truly? Oh, thank you. Yetenek ağacındaki yetenekleri açmak için ağaç düğmesini bas. Tamam. Şimdi burası bizim yetenek ağacımız. Bir özelliğimiz var. Çürüme, kan kaybı, kemik parçaları. Bir düşmanın kanını patlatarak 7 hasar ver. Kan kaybı yüzde ihtimalle kan küresi düşürür. Okay, let's go. Dağda alacakaranlık görevini tamamladık. Elenta geçen kız biraz sağlaştı, kış sağlaştı. Onun etrafındayken biraz yüksek sesle konuşmalısın diyor ablamız. Ateş iyi görünüyor ama biraz daha izlemem lazım. Sönmediğinden emin olmak için sadece tabii ki. Tabii canım ısınmak için değil hiç. İçindeki karanlık bir buz ultusu harabelerine gideceğiz. Orada bir şeyler dönüyor. Let's go. Buz ultusu harabeleri. Hadi bakalım. Burası kapalı. Anam o ne lan? Dur ayı şu an beni üzer. Ayı şu an beni üzer. Ayı üzebilir şu an beni. Lan Allah kahretsin. Onu o kaptı abi. Adamın aklını alırım. Herkes akıllı olsun. İyileşmek istediği düşmanlardan ve nesnelerden düşebilir ve maksimum kapasite olmadıklarında otomatik olarak alınırlar. Ha süper. Hadi bakalım şu harabelere girelim. Şimdi oyunumuz hep bu bakış açısından oynanıyor. Diablo'yu daha önce bilmeyenler için söylemiş olayım. Grafikler zaten efsane gözüyor, çok tatlı. Sinematiklerle, ara ara sinematiklerle hikayeyi destekleyecek oyun. Ayı beni üzer diye düşünmüştüm de kendimizi küçük düşünmüş, küçük görmüşüz biraz. Zayıf görmüşüz. Buz ultu harabelerinin derinliklerini araştır. Hadi bakalım. Bura açılmıyor değil mi? Hayır. Bak bu arada iskelet dirilttik bir tane. Benim yanımda o savaşıyor. Necromancer'ların olayı. Bu tarz işte
varlıkları diriltebiliyorlar. Topraktan çıkartabiliyorlar yer altından. Onları da düşmanlara karşı savaştırabiliyoruz. Pekala. That's okay. Burada sandık var. Daha yeteneklerimizin hepsi açılmadı, bir açılsa. Cehennemin bebeleri size. Ateşten doğmalar. Oy! Varillere dikkat, varillere dikkat. Aman diyeyim ha. Düşman saldırılarından kaçınmak için. Ha, şöyle ufak bir deş yapabiliyoruz. Pekala, A'dan yeteneğimiz açıldı. Bu neymiş? Kemik parçaları. Her biri iki hasar veren üç kemik parçası fırlat. Hmm. Çürüme. Bir düşmanın etini ayırarak saniyede 9 hasar ver ve her 2,5 saniyede bir kullanılabilir bir ceset oluştur. Vurulan düşman başına 4 semavi tırpanı önüne doğru savurarak 3 hasar ver. Biçle bir düşmana vurmak 2 saniye hasar azaltmanı sağlar. Hmm. Bak bu bizim şeyimiz, şu neymiş? Geliştirmiş kan kaybı. Ben şuna bir geçeceğim önce. Diğerine geçeriz. Merve Sönmez Çam Sıkız Çoban Hanım aramıza teşekkür ederim. Şimdi sandık vesaire çok atlamayalım. Şimdi buradan ilerleyeceğiz büyük ihtimal. Şu tarafa bir bakayım. Şu kapıya bir yürü. Güzel. Ben sandığımı açarken siz dalın oğlum. Karakter envanterini görüntülemek için C'ye bas. Ha bak ne almışız? Ehil yol gezerlerinin el sargısı. Tamam, şunu şöyle taktık abi. Düşürdüğümüz kıyafetlerle üzerimizdeki kıyafetlerimizde şey yapıyor olacağız. Geliştiriyor, iyileştiriyor olacağız. Değiştiriyor olacağız. Şimdi buraları hallettik. Buraları temizledik. Şurada bir sandık falan var mı acaba? Sandık atlamak istemiyorum. Üzerin içinden kıyafet falan çıkıyor. Okey, güzel. Şimdi yeteneğimizi açtık. Buraları hallettik. Çift el kılıç. Bunu bir aldım. Envanteri açtım. Şöyle çift el kılıçta gidebilirim. Aragorn gibi çift el kılıç gideyim biraz. Benim sandık kaçırdığım bir yer olursa söyleyin bana lütfen. Gözden kaçırmayayım. Bu oyuna şans verirseniz, yani kendiniz oynayarak ya da izleyerek nasıl tercih ediyorsanız, imkanınız nasılsa. Bak, ilerleyen kısımlarda, iyi ki başlamışım ya, iyi ki şans vermişim diyeceksiniz, emin olun. Abi oyun hiç korkunç değil. Korku oyunu demedim ki zaten.
O ne lan? Uy. Lan akreple köpeği mi çiftleştirdiniz? Salamander'ı mı çiftleştirdiniz? Ne yaptınız bunlar? Neymiş böyle? Aldık. İlerlemeye devam. Hayır. Diablo hep bu kamera açısı mı? Diablo yıllardır hep bu kamera açısı arkadaşlar. Lan Diablo işte yani hakim değilseniz Diablo işte kültürüne vesaire ya da hiç karşılaşmadıysanız garip geliyor olabilir. Geldi pantolon. Aç bakayım onu. +30 ver abi. Güzel. Oyun sponsorlu mu? Hayır. Arkadaşlar Diablo'yu siz küçük bir oyun mu zannediyorsunuz? Chat'te bu ne lan çok basit oyun falan diye. Abi öyle küçük bir oyun değil. Bu başı böyle. Karakteri geliştirmezsen ilerleyen dakikalarda ebeni ağlatırlar. Çağırma odası. Kafası kesilmiş rahip. Oğlum burası şey mi lan? Aa oyunun başında Lilith'in geldiği yer mi bura? O en baştaki sinematiğin olduğu yerde mi? Olduğu yer mi burası? Os. Yaralı balon X-Fall. Aha. Z-Fall geldi. Hayır. Kalk. Sizin cesetleriniz benim artık askerlerim lan. Hayır kaç. Güzel. Biraz oyuna çalışmam lazım. Burası o oyunun başındaki yere çok benzettim ya. Buz uğultusu taygarısı. Let's go.
Yukarı çıktık buradan. Bir de aşağı inebiliyor muyum? İnemiyorum, okey. Hani bir şey var mı diye. Yavrum sizi dışarıda bekliyorum. Gelmeyin oğlum, milleti korkutacaksınız. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. Ağzımız da kuruduydu ha. We'd be honored if you'd join us. To our savior. Ama öyle her gördüğüne güvenmeyeceksin, her masada yemek yemeyeceksin, her eline aldığını içmeyeceksin. Yoksa böyle yamulursun. Çok güzel oyun ya. Let's go. Yok git orayı temizle, yok öyle yok böyle diyerek bizi oyuna getirdiler. Cesedimi gördüm ve nefret dolu sözcükler döküldü dudaklarımdan. Bir baba çocuğunu odun yığınında yaktı ve bir anne küllerinden yeni bir çağ yarattı. Zayıfın güçlendiğini gördüm. Bir kuzu sürüsünün kurtlarla ziyafet çektiğini. Kan yağdı çöl mücevherinin üzerine ve cehenneme giden yol tepe taklak oldu. Ya size diyorum oyuna şans verin. Bak seveceksiniz. Bir ışık mızrağı geldi sonra, nefretin kalbini delip geçen. Ve o serbest kaldı, bağlı olduğu zincirlerinden. Ratman'ın kehaneti. Lilith'in dönüşünün, cehennemin kraliçesinin dönüşünün habercisi kehanet. Siz bana güvenin ya. Bak ben size ne zaman bir hikayeli oyun iyi dedim de kötü çıktı. Bana güven. Güven arkana yaslan ya. Ya bana diyeceksin. Allah aşkına yeni bölümünün yayını yok mu ya? Oynayamayanlar için söylüyorum bu arada. Oynayan zaten kendi çoktan aldı yürüdü. Lan dün pikselli korku oyununda bir şey demiyorsun. Bunun kamera açısına laf ediyorsun. Ayıptır ha. My mother's blood. Kerim Yamak çok değil abi. So shall you witness her glory before you die. Bir şey yedirdi lan bize. Not ready yet. Helal lan dayı. İosef dayı be. Bu az önceki harabede kafayı yemiş dayı vardı ya. They're coming. The whole damn village. Bütün köy Lilith'e çalışıyor. Get up. We have to fight our way out. There. Take them. May the light preserve us. Gelin lan gelin. Bu köy lanetlenmiş. Şerefsiz seni. Yok neymiş? Dayı lanetliymiş de, kafayı yemiş de, köy halkı iyiymiş de. Yersen.
aslında. Sen de artık bizim gibi kutsanmışsın dedi ölmeden önce. Sen kulübedeki deli adamsın değil mi? Madman. Those heretics drugged me after I returned from the ruins, just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked. Allah be. Bak o yedirdiği şeyi kusuyoruz. Ağam beni mahvettiler ya. What manner of evil is this? Kan yaprakları. Of blood. They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Vani'nin cesedinden şapel anahtarını al. Nerede o? Hah, Vani burada. Tamam, kilisenin anahtarını aldık. Yürüyün bakalım. Kurtuluş duaları. Şapel kapısının kilidini aç. Ağam, benim iskelet oğlanlar senin yanında dursun. Aman diyeyim. Bir de seni kaybetmeyek. Yosef dayı. Love petals. Like the ones I was fed. Kan yaprakları. Az önce bize herifin yedirdiklerinden. Şu an eskileri görüyoruz. Bak normal kilisede insanlar köyünde kiliseye geliyorlar, dualarını edecekler vesaire. Normal vakitler. Normal, huzurlu zamanları köyün. Bu az önce üzerinden anahtarı aldığımız kadın. Our Father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Yasin Eroğlu, selamlar. Sin. Aha. Is that birthright? My children, the lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Child into this world. Ah!
günah! Acımayın, acımayın! Öldürün onu! Vay ana. You came to thank the light. Ağam içim geçmiş. Ne yaptın Yosef dayım? You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. A horned demon. She said the lords of hell are coming. She wanted to help the people survive. Help them. Onlara yardım etmek mi? Bırak Allah'ın zerdin Dalyan. Children. And they welcomed her like a mother. Mother. No. It cannot be. I must report to the cathedral. Listen. There is a hermit to the northeast. A man of questionable loyalty, but he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kyovashad, and you will be in the light's favor. Pekala. Bam! Yanıtların peşinde bu abimizin Yosef'in bahsettiği keşişi bulacağız. Gitmeden şunu da bir sorayım. Bu anne dedikleri kim diye soralım. Ona sakın öyle annem anne deme. O bir iblis, Lilith. The gospel says that she will walk among the people, posing as the mother of sanctuary. If she is here, ne bu Deccal mi? It is humankind's own sin that has brought her. Bu gidip bulacağım keşiş kim peki? Tread carefully and pray he has not fallen to Lilith. Allah korusun ya. Kime güveneceğimizi şaşırdık ha. İçimize sızmış onun bunun çocukları. Lilith kafayı karıştırdı. Bak az önce köylü dedik, başımızın tacı dedik. Abla bir parça ekmek, bir soğan, efendime söyleyeyim bir çorba koyun dedik. Bir şeyleri çek dedik. Ebemizi ağlatıyorlardı ya. Sen ne vesikte ne yapıyordun? Burada. He stopped sending tithes and I came to find out why. As I neared the village. Her yerde vergi abi. Her yerde vergi. I went to investigate. Found the priest's body. Demons. Foolishly, I took shelter in the vesk and ate their food. You know the rest. Bu abimiz de bayıltmışlar. Bu da kendinden geçmiş. Pekala, yanıtların peşinde. Bu bahsettiği keşişin kulübesine gideceğiz. Gitmeden önce şöyle bir şeylere bakayım. Ben bir üstümü şöyle bir giyineyim abi. Bu ne işe yararmış? Tüm elementlere karşı, yani büyülere karşı %4 direnç sağlıyor. Biz bu şeyi taktığımızda, kolyeyi. Aynı zamanda ışık katedraline inananların giydiği çok sıkı bir gerdanlık verdiği hafif rahatsızlık giyen kişinin günahkarlığa karşı dikkatli olmasını sağlar. Şunu da şöyle yapalım. Bu neymiş? Donanılmış. Pardon ben yanlış okudum. 71 hasar başı, saniye başına hasar. Şu botlarımı da giyeyim abi. Tamam. Sağ tıkla otomatik takabilirsin. Okey, tamam. Bunları öğreneceğim. Şimdi yanıtlar peşinde diyerek keşişin kulübesine doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Bu Yosef abimizin dediği keşişi bulacağız. Kyoshvet'te. Diyeceğiz ki ağam böyle Lilith milit dedikleri anne midir? Artık başka bir şey midir? Bilmeyiz. Ama kilisede milletin aklına girmiş. Kilisede millet halk rahibi öldürdü. Köy karıştı. Bizi de neredeyse şeytana adayacaklardı. Kurtulduk. Abi diyeyim yetiş. Elham mı okuyorsunuz, Kulfallah mı okuyorsunuz, Nas mı okuyorsunuz, Felak mı okuyorsanız neyse Allah aşkına bir yetişin diyeceğiz. Şuradan tepeye doğru kaptırsam. Y-
yanımdaki iskeletleri geri gönderemiyor muyum acaba? Bu arada yeteneğim... neymiş bu? Beach. Vurulan düşman başına. Şunu bir açayım. Ha, şöyle yaptım. Bunu şöyle bir atayım. Bir bakayım bakayım. Yetenekleri biraz şey yapacağım. İlk 8 seviye için iade ücretsizdir. Seviye atladıkça bedeli artar. Ha, tamam, bunu da görmüş olduk. Let's go. Güzel. Şurasıymış. Oy, güzel. Acaba Lilith'in ayak numarası kaç? 64. Ne bileyim lan. Ayakkabı giymiyor bence. Ama çok güzel kanatları vardı. Ben o kanatları kırmam mı? Büyük ihtimal oyunun sonunda Lilith'le savaşıyoruzdur zaten de. Ben o kanatları kırmam mı? Lilith şu an gelse, nefes alsa ölürüz. Şimdi şuradan gideceğiz. Haritayı daha net görebiliyor muyum? Heh, şöyle bir göreyim. Ha, biz sağ, sol yapacağız. Tamam. Köyün içinden gidip kaptıracağız galiba. Çevre yoluna oradan bağlanacağız. Acaba binek falan bilebiliyor muyuz ilerleyen bölümlerde? Bineğimiz falan olacak mı acaba? Öyle bir muhabbeti bilen var mı? Binek var mı oyunda? Lilith'in sunakları. Korunan dört bir yanında gizlidir bu. Yanında gizlidir. Bu diyardaki tüm karakterlere kalıcı istatistik güncellendirmeleri. Haa. İstatistik güncellendirmeleri. Peki. Güçlendirmeleri. Bir Lilith'in sunağını bul. Ye ile mücadele görüntüle. Ha, burada mücadelelerimiz var. Okey. Bunlar hep deneyim puanı abi. Buzdan aşınmış mahzen. Bura nereymiş? Bir şuraya bakayım da öyle gideyim. Mahzenler geniş yelpazede içerik barındıran yerlerdir. İnşallah güzel item bulabiliriz ya. Öldürdüğüm düşmanların cesetlerinden ortaya çıkartabiliyorum ben şeyleri. Bu iskeletlerimi. Sonra altın geldi. Muhammed Yiğit, çok teşekkür ediyorum katılın için. Hoş geldin. Yok değil mi başka bir şey? Gözden kaçırdığım... Ekstra bir şey yok. Let's go. Hadi gidelim. İyi miyiz? Keyiflerimiz yerinde mi? Hikayeye bir giriş yaptık. Güzel. Daha da akacak bu hikaye. Daha da epik şeylere ev sahipliği yapacak. Oo, bu neymiş lan? Oo, miğfer geldi. Ne diyorsun ya? Vay! Vay kardeşime! Vay kardeşim, Dalyan ya! Vay 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 vay! Ay benim kardeşime. Donatılmış hissediyorum abi. Ya tamam oğlum, Allah'tan bir yanlış okuduk ha. Aa, burası şey. Mabetler. Oğlum, koruyun mabedi. Tamam, burayı hallettik. Şuradan soldan. Bir haritama bakayım. Buralara geldik. Aşağı gidip şöyle gideceğiz. Tamam.
insanlar ölmüşler. Nazım Fırat, çok teşekkürler hocam. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kübra Erkan, şefim donatlarımıza çok teşekkürler. İkinize de. Ayrıca izleyen herkese çok çok teşekkürler. GTA 6 trailer çıkmış. Biz oynuyoruz işte zaten GTA 6'yı. Bu GTA 6 abi. Bu sene de böyle yaptı yapımcı. İçme iyiymiş ya. Şura nereye çıkıyor abi? Hanımlar! Ananı avradın, örümcek, örümceklerin yerine girdik ha. Abaho! Baba tepeden nasıl iniyor bak! İblis, İblis! Nazım Fırat, abi çok teşekkür ederim desteğin için. Yemin ediyorum İblis. Hey. O ne lan? Oh! Lan bak! Oğlum ya böyle önünde örümcek yürüdüğünü düşünsene, yüzüne falan çıkıyor. Iy. Atma lan, ağına ne atıyorsun? Kodumun Venom'u. Yumurtalarını ezeyim de çoluğun çocuğun ölsün. Geri eldiven. Tamam. Şuna bir bakayım. Eksik. Yaramaz. Yaramaz şu an. Oğlum şunu gene yedim ya. Bizim bu mevzu iyiymiş ha. Yerden öldürdüğünü kaldır abi. Öldürdüğünü kaldır. Güzel beyler. Haydi bakalım. Kan kaybı bölgeye vurur. Deri eldiven geldi. Bunlar yaramaz ürünler ya. Bunları satarız her olmadı ya. Bir şehir merkezi şey bulduğumuzda, kasaba falan, birilerine satarız abi. Mangır yaparız ondan, mangır. Onda da kendimize bir şeyler alırız. Silah milah, ne bileyim, kıyafet, zırh. Bitkiler ve cevherler dünyanın her yerinde bulunabilir. Çeşitli işler için zanaatkarlar tarafından kullanılır. Alalım abi. Yenur alalım. Bunlarla can iksiri falan yaptırırız kendimize. Ne bileyim, stamina yaptırırız. Bir şey yaptırırız abi. En kötü kafamıza çiçeklerden taç yaptırırız. İlla bir şey de yok yani. Geyik tuzaktan kaçmış fakat fazla ileriye gidememiş. Yaratığı her kim avladıysa ortalıkta görünmüyor. Hmm, buralarda bir yerde bir avcı var. Avlanmayı bilen biri. Evde kimse var mı? Demlenen her şey, yani neyse, berbat kokuyor çaydanlıktaki. Bitkiler, mantarlar, organlar. Mutfak için değil bunlar. Bir şifacının aletleri, yeni kullanılmış gibi görülüyorlar. Hoppa. Paslı tuzak, kurumuş kanla kaplanmış, canavar yakalamak için yok ya da yoksa insan yakalamak için kullanılmış, bilinmez. Dağılmış kitaplar, numune notları.
Kısa dişler, genç, yeni dönüşmüş. Kolay lokma olmuş. Diğerlerinden daha da güneye gidiyorlar. İyice yayılıyorlar. Dağ keşişinin notları. Hadi bakalım. Lavins, Lavins'cim hoş geldin. Selamlar. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. Kavga çıkaracak gibi girdi. Yemeğe davet etti lan herif. Abim hoş bulduk. Çok güzel oyun ya. That's quite the story. I wish it wasn't true. But it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. Ağzımızdan akıttılar abi aynen. The blood of a demon. Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. Korunağın annesi, nefretin kızı. She was banished ages ago. But this world is her creation. Lilith ilk oyundan beri var mı? It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all durduracağız abi. Allah'ın izniyle durduracağız. The Mother of Blood abi. Ha, eski oyunlarda da var. İnsanlığın annesi olarak geçiyor. Aa. Hangi oyunda peki, az önce sürgün edildi dedi ya. Üçüncü oyunda mı sürgün edildi? Aa, Lorat abim de katıldı lan bize. Dalyan Lorat. Aa, dayı geliyor mu? Evde kal, bırakmasaydın bir şeyler. Kapıyı kapatsaydın lan. Adam evinden, barkından vazgeçti ha. Tam bir şey kalmamış. Haydi gidelim dayı. Kyoşvet'e giderken Lorat'a eşlik et. Hadi bakalım, geçiş ayini. Gidiyoruz. Kötülük yayılıyor abi, toprakların dört bir yanına. Lilith gün geçtikçe güçleniyor. Onu durdurmak için bir şey yapmamız lazım. İfrit levhası neymiş lan? Biz böyle çok güçlü olduk ya. Gel oğlum. Siz tek, biz hepimiz. Tokmak buldum. Bu neymiş? Çürüme. Şu yeteneği de bir açalım. Çürüme. Buna da bir bakacağım ya. Çürümeyi bir al bakayım. Ne diyor bu? Bir düşmanın etini ayırarak saniyede 24 hasar ver. Hadi bakalım. Bu heykel ne? The Angel Inarius. Inarius'un meleği. Melek Inarius'un heykeli. The Cathedral of Light babbling about their holy father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it.
Okey. Nazım Fırat sormuş. Abi oyunu mouse'la tıklayarak oynuyordum. Mouse'la tıkladım, oraya gidiyor karakter direkt. Klavyeden 1-2-3 tuşlarıyla veya atadığın diğer tuşlarla da yeteneklerini kullanıyorsun, skill'lerini kullanıyorsun. Oyun tamamen bu. Ama bunun dışında gamepad, yani kontrolcü takarak da oynayabiliyorsun. Oyun aynı zamanda PlayStation'da falan da var. Onu da söylemiş olayım. Bence hikayesi falan çok ilgi çekici, çok güzel başladı. Yani bak 6. seviye olduk, hala devam ediyorum. Meraklandırıyor açıkçası. Açıkçası meraklandırıyor. Bu arada şeye de bakayım. Işık meleği. Aa, az önceki bu melek mi buna Lilith'e ihanet etti de bu heykeldeki şey oldu. Lilith sürgün edildi. O melek o heykelin meleği mi? Meleğin heykeli miydi o? Şehre girmeden önce kimlik mi göstereceğiz abi? To enter Kyoba Shard, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort. Günahlarımızdan arınacağız. How dare you? Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. O ayrımcılık da biz içeri girmeden başladı abi. Take a piece of holy cedar wood from Muhabbetten kutsal bir sedir olduğunu parçasal ve onun seni rahatsız eden günahı işle. Ardından onu mangala at. Ateş odun parçasını yaktıkça ışık da günahını yakarak yok edecek. Her günahı siler mi abi? Mesela gitsem şu adamı öldürsem siler misiniz günahı? Ah işmiş bu ya. Şimdi ben günahlarını yak. Peki. Tahtaya kelime yazı sadece bir şeyler karalayıp geç. Tahtaya hırs kelimesini kazı. Tahtaya gurur kelimesini kazı. Tahtaya öfke kelimesini yazı. Tahtaya korku kelimesini yazı. Belki benim günahım yok oğlum. Allah Allah. This is a waste of time. Did you say something? Yok abi yok. İlkokulda matematik hocama küfrettiydim de onun adını yazdım. Ondan kurtuluyorum. Good. You must feel as though a great weight. Tabii tabii ya, ben bu dertle yaşayamıyordum abi. İyi ki matematik hocamın ellerle işittim şu an. Lorath'la Kyoveshat'ta konuş. Buluş. Bak hadi bakalım. Daft Punk zamanında teşekkürlerimi iletmiştim ama görmüştüm. T-shirt, pin, kitabı, ayrıca ve sticker, özellikle mektup için çok teşekkürler. Seviyorsun Daft Punk. Johnson 29. ayında hoş geldin. Rica ederim. Önemli görevler yeni özellikleri ve sistemleri tanıtır. Bunların kilidini açar. Öncelikli görevler. Peki. So, what did you write on a little piece of wood? Peki o ağaç parçasına ne yazdı? Baskı girmiş bir şey yazmadın. Gerçi bunu senin için suçlayamam. Helal dayı lan. Şey, galiba çok bir önemi yok artık dedi. Hayırdır dayı, daha yeni geldik. Nereye gidiyorsun? I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Şehir merkezindeki tüccar. Bu Inarius varmış hocam, ışık meleği. Bana ondan bahseder misin? Heykelini gördük ya az önce. His imprisonment in hell, his valiant escape, his glorious return here, the world he created. But they never mention how being tortured in hell for a few millennia turned you into an ass. Peki bu Lilith'in dönüşü de bahsettiğiniz kehanette yazıyor muydu? There was a prophecy, yes. It foretold the rise of the primevals. The return of Lilith and Inarius, the doom of our world. Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes. Put it in the Cathedral of Light's gospel and made it seem like he would be the hero to save us. Şimdi benim anladığım Lilith de Inarius da kötü. Bunlar şeytanlar. Ama bu, normalde işbirliği yapıyorlar ama Inarius
Sonrasında kutsal bir şeyi alıp Lilith'e ihanet ediyor. İnsanlığın kurtarıcısıymış gibi kendini gösteriyor ama aynı zamanda kötü biri. Ama insanlık onu iyi diyebiliyor. Lilith'i de sürgün ediyor bu ona oynadığı oyunla. Doğru muyum? Sacrificing, summoning demons, honing all the wonderful gifts that Lilith gave them. Cracked hooves, sway back, cloudy eyes. This pup thing is practically crowbait. Selamünaleyküm. Özeren abim beni Lorat gönderdi. So the old man's finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? Yo, sallamıyorum. Ben bilmiyorum. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Siz öğretin diye. Lilith kötü değil. Savaşı bitirmek istiyor. Inarius ona ihanet ediyor. Ha öyle mi? Lilith gri bölgede bir karakter biraz abi. Ha tam arada kalıyor yani. Ne iyi ne kötü. Ama ihanete uğradığı için bu oyunda geri dönüşüyle birlikte şey yapacak herhalde. Can alacak öyle mi? Öyle bir muhabbet var galiba. Şimdi... Lorat'ın gönderdiği silahı. Kiyoshi oldukça eski olsa da bu gönderdiği silahın bıçak ağzı sanki her an kullanıma ihtiyacı duyacak bir sırasına özenle bilenip cilalanmış. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Tuhaf muska aldık. Nerede o? Görev muskası. Bunlar da bunlar satılamaz itemler. Kıyoş ve devalı. Eşsiz bir tasarıma sahip eski bir muska bulduk. Belki de bir makam rozeti olarak yıllarca kullanıldığı için oldukça fazla aşınmış. Peki alacağımızı aldık. Abimize geri dönelim. Oyunda ilerledikçe hikayeyi daha net anlayacaksın. Tamam. Ben şimdi ondan eminim. Sadece merakımı gidermeye çalışıyorum. Ben bilmiyorum oğlum. Size sorup öğreniyorum. Ben bir şey bu böyle diye sallamıyorum. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Silahın parasını ödemek zorundaydım. Abi... Bize kilitledin gider ayak silahı. Kılıcı da bize kilitledin gider ayak. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages sworn to protect sanctuary from demons. These days we are few in number. There is another Haradrim. Donan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. Hmm. You should seek him out in Skosglen. But don't forget Doran adında bir abimiz var, onu bulacağız. They'll be expecting you. İblisler hakkında bilgi almak için. You're not coming with me. I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can. Solgun adam dediği Lilith'in yanındaki Elias galiba. Your ties to Lilith. Uyandılar anne diyen. The visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. Çok güzel seslendirme ya. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Pekala.
tane yeni görevimiz geldi şimdi. Gördüğünüz üzere. Bunu tab'dan mı görüyoruz? Harita koleksiyonu mağazası oyun. Nerede şey? Evet, kötü haberler. Işık Katedrali'ne seyahat et. Şu en üste çıkacak, Kliosveten'in en üstünde. Beklenmedik ziyaret. Elhayma Kalesi'nde Donan'ı bul. Ha, şu Donan abimiz, az önce abimizin bahsettiği. Lorat abimiz bahsettiği Donan'ı bulacağız. Burası da yayılan karanlık. Lorat ile Cat Bardu'da buluş. Yani bak burası 15 seviye. 15 seviye olmadan gidersen ebeni ağlatırlar. 10 seviye. Burası önce şununla başlayacağız. Kötü haberlerle. Yani adam akıllı haddimizi bilerek ilerleyeceğiz. Satın alımlarını bul. Haritada tap işareti şu kartlar işareti konumlar yeni satın alınan öğeleri içerir. Satın alınan zırh, silahlar ve diğer karakter görünümleri gardıropta bulunur. Satın alınan binekler ve binek görünümleri ahırda bulunur. Aa, bineğimiz de varmış. Satın alınan ifadeler eylem çarkını düzenlerken bulunur. Ha tamam, okey. Şimdi bir dakikanızı rica edeceğim. Bir mesaj atmam gerekiyor. Çok özür dilerim. Hemen. Çok çok özür diliyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bunu hemen atmam lazım. Kaan Başaran abi desteğin için çok teşekkürler. Oyun çok akıcı başladı. Çok güzel başladı. Bu arada bir çay, çorba, su tazelemek isteyen varsa hemen gidebilir. Ben şunu bir yazıp göndereyim. Tamam, burayı hallettik. Tamam. Bir mesaj gelecek, onu atmam lazım sadece. Şimdi öncelikle şurada neler yapacağımıza bir bakalım. Bize ne dedi? Haritada dedi böyle kart işaretleri varsa dedi onlar satın alımların dedi. Burada seyis varmış. Burası ne? Şifacı. Burada ilginç eşya tedarikçisi var. Simyacı. Simyacılar iksirleri yükseltiler. İksir ve tütsü üretilebilir ve kaynakların rafine edilebilir. Ama mesela bu topladığım az önceki şey vardı ya. Veroka. Bitkiler vardı ya, o bitkileri bu abimizle mi şey yapacağız? Bak bunlar da benimle birlikte şu an oyunda olan Lilith'e karşı mücadele eden diğer savaşçılar. Zayıf iyileştirme iksiri. Aa bak bunların adı. Anında 17 can ve 3 saniye boyunca maksimum canının %35 kadarını arttırır. Ben beta'yı buraya kadar oynadım. Beta'nın devamını oynamadım ben. Hiç vaktim olmadı. Bir saniye arkadaşlar, çok özür dilerim ya. Çok affedersiniz. Şu an böyle bir simya bir şey almama gerek var mı? Şu an bir simyacı bir şey yapmama gerek var mı? Şunu bir giyeyim. Cesur hesaplaşma, sihirli çizme, 107 öğe gücü, artı 7 irade, 54 zırh. Bence yok, tamam. Level atladıkça açılıyor. Tamam, o zaman buradan devam edeyim. Biraz keşfedeyim şuraları. Hani neyi nerede ne zaman yapacağımızı öğrenmiş olalım. Bura neymiş? Şifacı. Tamam, bu Lidik ablam. Sağ ol ablam. Tamam, bu şifacı ablam. Burada ne var? Demirci abim var. Burada dönüştürecek nadir yok. Tüm çöpte. Ha. Doğrudan envantere. Mesela şu ya. Ben bunu buraya mı atıyorum? Yok.
Ben mesela şu kırılmış kılıcım var ya, yetişme tokmağı. Bunu veremiyor muyum? Panzehir, Çamsakız Çoban Armağanlarımıza çok teşekkür ederim. Abi sana evren hakkında kısa bilgi geçireyim. Inarius Diablo 3'te Lilith'in sevgilisiydi. Bu oyundaki ana düşmanın. 2'de de adı geçiyor hatta. Lilith insanlığın annesi olarak. Lilith Mephisto'nun kızı ve Prime Evil'lardan. Ha. O zaman bu Inarius 3. oyunda Lilith'e ihanet ediyor. Lilith sürgün ediliyor. Inarius, tamam okey. Gerisi gelecek. This is not meant for me. Bu benim için değil diyor abi. Okey. Çift el kılıç. Okey, bu 41. Şu ne? Artı 27. Basit tırpan. Ha, üzerinde işaretler çıkıyormuş lan zaten. Şunlar. Ha, tamam okey. Onu vermese miydim lan? Deri eldiven. Ufak kalkan. Dur bakayım. Anything breaks, the forge is hot. Bir saniye. Burası benim karakter ya. Şu ne? Deri eldiven. Bunu bir tak. Şu. Okey. Bu tamam. Bu okey. Bu tamam. Tamam, bu benim üzerindeki şey zaten. Ben bu mesela bu abimize bunu ne yapayım? Hurdaya dönüştürdüğünde yeni görünümün kilidini açar. O gitti. Basit tırpan. Mesela bu basit tırpan niye artı 18 oldu birden? Ha, şu an bu slotun boş olduğu için mi? Ha, sırf görüntü değiştirirsin. Ha. Ha, okey, tamam. Öğreniyorum. Kızmayın bana. Öğreniyorum. Bu ne? Silahlar. Ne veriyorsun abi? Basit tırpan veriyorsun. Şimdi bir saniye. Bir dakika. Ben karaktere bir geldim. Benim kullandığım buydu. Tamam mı? Okey. Bende bu var abi. Şunu da aldım. Şunu taktım. Şu. Bendeki buydu. Tamam. Şu an satılan ikisi de bendekilerden kötü. Onu geçtik. Ben buna peki şey yapamıyor muyum? Satamıyor muyum? Ben bundan alıyorum satıcıdan ama... Ha, yok. Satamıyorum galiba. Tamam. Bunu da öğrendik. Şurada ne var? İlginç eşya tedarikçisi. Odak diyorlar. Bunlar ne? Bu şüpheli satıcı homurdanan metalik karşılığında değerli bir öğe elde etmek için küçük bir şans verir. Metalikler korunakta etkinlikler tamamlanarak bulunabilir. Bu ne demek istiyor mesela? Bunlar için event'e mi girmemiz lazım? Diablo 3'te iblis ve melek savaşlarından sıkılan Inarius ve Lilith birleşiyor. Inarius Lilith'e ihanet edip onu Void'e, hiçliğe hapsediyor. Hatta baş iblis Diablo'yu 3'te öldürüyoruz. Ha, aa, okey. Tamam. Tamam, burayla da şu an işimiz yok. Daha oyunun çok başında olduğumuz için. Peki. Görevlerde puan geliyor, ona göre yapıyorsun. Ha, okey. Tamam, ben o zaman bir ana hikayeden devam ediyorum şimdi. Az çok etraftaki bir şeyler öğrendik. Ben bir şeyler aldıkça, sizden ricam. Ben bir şeyler aldıkça, aa bak bunu burada kullanacaksın falan gibi beni yönlendirirseniz efsane olur. Bu neymiş? Vergi memuru. Aha, gene burada karşımıza çıktı. Kaygılı görünüyorsun. Vergi memuru.
Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Anlıyorum. Menistad yolda keşiş Bozan'a dair bir iz olup olmadığını araştır. Tamam, o da yan görevimiz. Şimdi şuradan ana görevimizi de alalım da. Şurası gideceğimiz yer. Sin, children of darkness, but the Father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Aa, Yosef, köydeki abi. Bizi buraya yönlendiren. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Nevest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Neves. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here. Take the knight's report before you go. Önce şövalyenin raporunu al. Reverend Mother. Rahibe, iblis görülmüş olabildiğine dair bir rapor aldım. Yelesne madenlerinin yakınında boynuzlu bir kadın. Rutin incelemeyi yaptım. Henüz ortaya bir şey çıkmadı. Şövalyeler eşliğinde bir rahip gönderdim. Bir şeyler bulursa bize haber verecek. Yelesne'ye seyahat et. Pekala. Mevcut yetenek puanım yok şu an. Tamam. Şu iskeletler hep yanımda gezecek mi? Bunları ortadan kaldıramıyor muyum istediğimde gelseler? Bu arada gitmeden ablama iki sorum var. Katedralin rahibesi. Lilith hakkında neler biliyorsun? She is born of a prime evil. Mark my words. Nevesk was but the beginning. She will kill again. But our father, the angel Inarius, is prophesied to defeat her. Where there is faith, there need not be fear. Peki bizimle buraya gelen Lorath abimiz, keşiş. Onu tanıyor mu? But as you can see, he's not so reliable. It's not out of indifference. He went off searching for a pale man who accompanied Lilith. So someone is helping her. How easily the souls of men sink to darkness. One of our flock, the watch commander Vigo, sent word of a demon sighting. A girl. Şimdi biz oraya gideceğiz. See a horned woman. The risk is too great to dismiss. Seek him out. He should be well into his search.
Okey, tamam. Az önce bahsedilen şey, Yelesina'ya seyahat edeceğiz. Pekala. Bana bir şeyi söylerseniz onu yaparsam çok güzel olur. Bu iskeletleri yanımdan nasıl şey yapıyorum? Dur bakayım, şöyle bir şey mi acaba? Seni kasabaya ışınlar diyor. Tehlikeden hızlı kaçmak için. İskelet savaşçıları yakın mesafedeki düşmanlara silahlarıyla saldırır. Okey. Tamam. Şimdi Yelesna'ya gideceğiz. Oraya gitmiş bir şövalyeden bir rapor var. Lilith'in orada görüldüğüne dair yani. Daha doğrusu bir şeytanın, boynuzlu bir kadının görüldüğüne dair. Lilith'in de boynuzları var. Onunla alakalı bir şey var mı diye bir Yelesna'ya gidip konuşacağız. Ya yani bir araştıracağız orayı. Kivosh ve halkı ışığın savunucularına ihtiyaç var. Tövbekar şövalyelere katılanlara eğitim yemek, barınak ve günahlarından arındırma şansı verilecek. Ana hikayeden biraz devam edelim. Yan görevlere de odaklanacağım. Eray Dalkılıç, ikinci ayında Çamsakız Çoban Armağan'a katılmış. Teşekkür ediyorum. En yakın başkente dönmek için kasaba portalını kullan. Tamam. Yolcunun günlüğü. Rahip Matvey hazır olduğunu söylüyor, Uç beyliğinden şafak vakti ayrılacağım. Yolculuk uzun fakat inancım sonsuz. Işık manastıra kadar beni güven tut. Ki tut ki kutsal salonlarda lütuflarını daha iyi tanıyabileyim. Soğuk bir inanç. Bu da bir başka yan görevimiz. Bunları alalım, bunlara gideceğiz. Bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunu 10 saat kalkmadan oynarım. Vallahi hastası oldum. What is this? Şeytan çağ... Neymiş o? Şeytan çıkarıcının zulası. Hortlaklardan ruh animası topla. Ha, bir görevimiz de bu. Okey. Yaparız abi. Ya he, ikinci saatte kapatırsın yayını. Aynen. Oy, çok güzel emiyor lan. Of. Efektler çok iyi ya. It's locked. Fısıldayan anahtarına sahip olmamız lazımmış burayı açmak için. Tamam. Ne oluyor lan? Aa, Gulyabani. Oy, ne oluyor? Oy oy oy. Yeah.
Oğlum fena geldiler lan. Bir anda niye geldiler böyle? Hoppa, güzel. Oy, dalga dalga taran karanlık etkinliği tamamlandı. Şimdi neymiş? Ne dediniz? Serdar'ım selamlar. Abi hoş geldin. Abi Diablo olunca erken açalım dedik ya. Öldürücük ama. Şimdi burada sandığımız düştü. Burada kısa kılıç, kalıntı kafası vesaire geldi. Etkinlikleri tamamlayarak metelik kazandık. Bu metelikleri ilginç esas satıcılarında aşağı harca. Ha. Gördük, tamam. 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 Şehir merkezindeki ilginç eşya satıcısındaki metalikleri nerede bulduğumuzu öğrenmiş olduk. Güzel. Ölümsüz tecelli. Ya Allah. Salih'cim kızmadım, niye kızayım? Öldürülmüş milis. Anam ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan bir anda... Bunlar şey mi? Aragorn'un Minas Tirith için çağırdığı ruhlar mı lan? Serdar 20 tane katıl hediye etmiş abi, çok teşekkürler. Eyvallah. İsmail iyi yayınlar dilerim abim. Severek takip ettim abi. Teşekkür ederim. Ulan oyun şu ana kadar çok güzel aktı. Devam. Biz şu an bir dungeon'a girdik galiba ya. Şurayı halledip ilerleyelim. Gelişe gelişe gideceğiz abi. Öyle Lilith'e laf etmekle savaşılmaz. Bir şeyler yapmamız lazım. Şu ölüm perisini bir öldürün de az önce aldığım şeylere bakayım ya. Tamam. Oradan bir geçme abi şu an. Krallar, oradan bir geçmeyelim. Şunlar sizde, siz onları bir halledin. Şimdi şunu şöyle bir ayarlayalım. Abi bunu bir taktım bir. Bu kalkanı alırsam... Yok ya, ben tırpandan devam. Okey. Vuruşu çok daha çok barbar karakter için onun saldırıyı daha hissettiriyordur. Evet evet. Mesela beta'da barbarda bayağı vurduğunu hissediyordum. O kesinlikle. Beş tane böyle kanayan kan varmış, bunları yok edeceğiz. Bu bir. Kaldı dört tane. O ne lan? Oo, Sirius zihin yıkan. Vampir geldi lan. Tipe bak. Tamam, şimdi bir tanesini oradan aldık.
İtem item verir belki ya. Yapayım hemen hızlıca şunu arkadaşlar. Şurayı hemen halledeyim, oradan ana göreve devam edeyim. Uzaktan uzaktan 10 numara çekiyorum abi, bıcır bıcır. Ha gayret, bir dayanın beyler. Emcük emcük çektim valla. Emcük emcük çekiyorum bak, basılı tutuyorum. Baba nasıl çekiyorum bak. Emerim ruhunu onu bunu çocuğu. Sen milletin kanını emerken iyi. Gel lan buraya. Emcük emcük, oh oh. Emcük emcük. Çok iyi emerim ben. Ben çok iyi emerim. On numara emerim abi. Hop zımbık. Shang Tsung gibiyim ya, ruh emiyorum. Tamam, orası başladığımızda. Şimdi iki tane aldık. Beş tane diyordu. İki tane aldık, üç tane kaldı. Let's go. Oo, hazine goblinini aldı. Bak bir sürü altın düştü lan içinden. Hepsi birer ölüm perisi. Soluk pembe bir şey giyiyorlar. Karanlıkta. Affet, bu gence ölmek istedim. Yeni iskele savaşçıları türünün kilidi açıldı. Aha ne diyorsun ya? Ben şöyle boşa geçeyim, şu yetenek ağacına bir bakayım. Aa bak, daha bir sürü şey var lan. Temel yetenekler hasar verir, her zaman kullanabilirler. Kemik mızrak. Bayağı yetenek var lan. Neye versek ki? Kanlı kargı. 3 saniye boyunca bir düşmanın içinde kalarak düşmana ve diğer kargılanmış düşmanlara 54 hasar veren bir kanlı kargı fırlat. Düşmanlardan kan çekerek 16 hasar veren. Aha. Dur bakayım. Ver bunu. Ben uzaktan emcük emcük gideyim abi. Emcük emcük gideyim ben. Oo iyiymiş. Let's go. Lack the required essence. I'm low on essence. Ayakkabı. Becekli kalıntı kafatası. Çırağın değneği. Değnekten bir şey olacağını zannetmiyorum da. Güzel. Emme mevzusuna bayıldım ya. Aha deri ikili, zırh geldi. Nice, giya bunu. Bu ne lan, pembiş pembiş oldum. Mor mor oldum. Neyse olur. Yeter ki korusun abi, rengi benim için önemli değil. Kaldı iki tane. Sevgili arkadaşlar, burada bir altınımız var. Hemen şurayı halledelim. Ben Sema, yayından sonra bakayım. Serdar'ım görüşürüz abi, Allah'a emanetsin.
Bu kapıdan geçeceğiz mi acaba, yoksa daha kanayan kan var mı burada? Aha, burada biri var. Ayrı düştük. Arkadaşlarım öldürüldü. Tek başıma devam edemem. Hayatta kalan tek kişi. Lan koruyun kadını! Ablam gayret et! Dayan, dayan! Ablam dayan! Biz arkada adam bırakmayız. Maceracıyla konuş. Teşekkür ederim gezgin. Sen olmasaydın ölmüş olurdum. Sanırım bundan sonrasını halledebilirim. Lütfen bunu al dedi. Ne ablacığım o? Allah son... Nereden çıkandı kız bunu? Ooo! Oh shit the hell. What the hell shit the hell. Dur bakayım neler geldi. Tamam ver bunu. Bunu sırala. Güzel. Yol gezer tuniği. Yarar mı? Çöp olarak işaretle. Feyux bu arada bir katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Taner Gümüş, Mete abim iyi yayınlar. Biraz geç geldim galiba demiş. Bir 3 saat, ya 2 saat kadar. 2 saat kadar. Sıkıntı yok ama buradayız da. Hoş geldin. Bu arada sevgili... kimdir o? Lan bir arkadaşımız daha galiba katıl yaptı ama o gözümden kaçtı ya. Özür diliyorum. Şimdi şuradan bir gitsek başka kaynayan kan yorumluyum. Bir de şu iskeletlerin farklı versiyonlarını çıkarabiliyorum galiba. Onu nereden yapacağım Gaya? Öyle bir yazı yazdı az önce ama. Oha ne oluyor lan? Oo! Sıkıştırdı bizi. Adamın aklını alırım. Mahalleyi toplattırmayın bana. Tamam bir tane kaldı. O da burada büyük ihtimalle. Aynen. Niye yakın mesafe vuruyorsam ya, elim şey oldu. Yol gözer tuniği aynısı değil mi yine? Gerçi salla. Bu envanter düzenleme işini bir tık öğrenmem lazım. Hani ne gerekli ne gereksiz bir muhabbetini tam anlamam lazım. Bu arada sevgili Taner Gümüş 10 tane katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Bugünkü katıl, bu yayınlık katıl hedefimiz 100 olsun. Şu an 38'deyiz. Haydi katıla katıla hediyelerine devam. Katıla katıla devam. Şu an hepsini hallettik. Buradan çıkabilirim artık. Ebedius Bağız Türü bölgesine seyahat et. Ölümsüz tecelli. Şu kapıdan geçeceğiz.
tüm kanayan kalbi hallettik. Bu akşam korku gecesi var mı? Olacak. Tamam. Bak bu kapı açıldı şimdi. Az önce mühürlüydü. Lan! Let's go. İşaret labirenti. Moira madenleri gibi lan bura. I need more time. Rupun seviye olduk güzel. İyi miyiz çocuklar? Let's go. O ne lan? Kasaba geldik. Vay Bacır abi ne yapıyorsun? Onu ne oldu? La kaç kaç kaç. Agalar bu buna ne agalar agalar. Agalar agalar. Oğlum bu bana bak bu acayip çıktı lan. Aa öldüm. Kontrol kısmında 110 ekipman dayanıklılığını kaybedeceksin. Hayda. Oğlum bu niye böyle çıktı lan? Dur. Ha bak bu işte bu tokadı yememiz lazımdı. Bu tokadı yememiz lazımdı abi. Bu tokadı hak ettik. Bu tokadı yememiz lazımdı. Şimdi. ...29 hasar verin de ardın 6 saniye boyunca 78 hasar veren kilenmiş bir bölge bırakan yoğun bir maraz oluştur. Okey. Taner Gümüş 10 tane katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Ziya Onur Pala katıl yapmış. Çok çok teşekkürler. Helda. Böyle çabuk gittiğim için özür dilerim. Babam o kadar kötü şeyler söyledi ki dayanamadım. Benim için endişelenme. Ben güvendeyim. Terk edilmiş olduğunu sandığımız harabelere kaçtım. Meğer burada nazik insanlar varmış. Bana yemek ve kalacak yer verdiler. Aa harabeler o köyün olduğu yer. Ana bu mektubun sahibi de jortladı. Kesin onu da kandırdılar. Umarım sen de gelirsin. İtiraf edeyim ki başta biraz korkuyordum. Zor yaşam koşulları sonuçta. Dönüşlerini bir tuhaf hale getirmiş bu insanların. Bu zor koşullar. Ama beni cömertçe besliyorlar. Bu cansız topraklarda bir kez olsun kemiğimin üstünde bir yağ, biraz olsun yağ var. Sevgiler. Edeljen. Love, Edeljen. Ah lan. I need more time. Bence o ablamız yortlamış mektubu yazan. Şimdi bu kasap bir sıkıntı abi. Bu kasaba bir nasıl yapacağız bilmiyorum bu kasabı. Bu kasap harbi kasap çıktı. Ben buradan ilerledim. Bir dakika. Ha biz şuradan gideceğiz. Okey. Mete abi çok yanlış yapıyorsun. Hasarın yok. Saldırı gücün olan ekipmanları tak. Sen yüksek olanı takıyorsun ama zırhı yüksek olanı takıyorsun. Saldırı gücüne yönelmen lazım. Zırha değil. İleride sıkıntı olur. Ha dur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Karakter. Mesela bu soğuk hasar. Ha ben zırha göre bakıyorum. Doğru lan ben niye öyle takılıyorum? Saldırı gücüm bak zırh 469 saldırı 98 bunu biraz toparlamamız lazım.
Ama saldırı anlamında elimde güçlü bir silah yok ki. Saldırı anlamında şu an en güçlü silahım bu kılıç zaten. Ebedi bağ sütunu dediği yer. Yok, biz daha gideceğiz ya. Gel. Biz yürüyen zırh olmuşuz ya. Ben zırhı istemsiz yaptım ya. Ama elimde kılıç yok ki babalar, abiler, ablalar, hanımlar, beyler. Elimde kılıç yok ki. Şimdi bazı zırhlar artı, bak mesela %1.4 kritik vuruş imkansız. Bak şunu takarsam %1.4 kritik vuruş yapabiliyorum şansa. Yakın düşmanlara %5 artı hasar. Burada düşeyim başlar. Okay. Yok gene de üzerimde item yok ya adam akıllı. Burası kapalı yer değil mi? Tamam, ileriden düz gideceğiz. Bir garanti ettim. Skill açına skill'i geliştirebiliyoruz. Tabii canım, zaten mesela birinci ve ikinci skill'lerimi geliştirdim. Direkt sadece hep yeni açmadım. İstemsizce sağ tıka basıyorum ya. İstemsiz basıyorum ama. Hayır bu değil. Sana 30 düşman öldürme. Dur, koyacak yerimiz yok. Bu ne? Vuruş başına 14-20 hasar. Saniye başına 1-10 hasar her öldürmede artı 1 can. Bu iyi, fena değilmiş aslında. Kılıç bunları geliştir. Bunları geliştirebiliyoruz mu üzerimizdekiler acaba? Tam psikoposu. O ne lan? Ona mı, neye geldik? Need more time.
ready yet. Lan bırak beni! Kanını emcüklerim lan senin. Senin kanını emcüklerim lan. Kan psikoposuymuşsun. Sen psikopatsan psikopatsın, ben psikopatım lan. Ebenin kanını emerim. Kalkın yavrularım. Kalkın evlatlarım. Lan hayır. Benden kan çekiyor. Can basıyor kendine eşşi olacak. Lan benim kanım sana haram şerefsiz. Açtın. Güç rehberinde görüntülemek için Y tuşuna bas. Bir ayı adam olarak vurulduğunda %20 ihtimalle bir ruh kazanırsın. Ha duru it içinmiş lan. Bize hiçbir şey işe yaramayan bir şey mi açtık oğlum biz buraya gelip? Bir ekipmana damgalanabilen bir yüzün kilidini açtın. Güç rehberinde Y'ye bas. Güç rehberi. Tamam. Şu an bana yaramıyor ama bu. Haritada zindan işaretini seçerek zindandan ayrıl. Aa, okey. Zindanı tamamladık. İlk dungeon'ımıza girdik. İlk dungeon'ımızı, zindanımızı hallettik arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sarı sardı ya. Sarıyor. Yol gezerin tuniği. Şuradan... Ellere sağlık. Şimdi Yelesna'ya gidebiliriz. Bu ana hikayede oraya giden şövalye boynuzlu bir İblis'ten bahsetmişti ya. Lilith mi değil mi öğrenmeye gidelim. Güzel beyler devam. Şu kan emicileri kese kese gidelim. Buradan giriş var mı? Lan dur. Lan bu zehirli bak bu arada. Dikkat edin ona. Bu kilit sandalye için fısıldayan anahtar lazım. Neymiş bu fısıldayan anahtar? Nereden bulacağız bunu ya? Berbat Lilith'i fedaileri. İnsan Lilith'e gönül verir mi be? Gel. İblisin tohumları sizi. Demir yığını aldım.
Oğlum hayır, sağ mouse'u tıklamıyorum ya. Yanlış katıyorum sağa. Tamam. Şimdi bir haritama bakayım. İleriden sağdan aşağı akacağız. Let's go. Gece korkumuz var. Lekeli parıltı. Zeleni Ovalarına geldik. Zeleni Ovalarından şöyle aşağı... Vay vay vay, güzel animasyon. Şöyle aşağı bıngırdadık. Hop, şöyle geldik. Şu bitkiyi bir alayım. Ulan ortamları çok güzel yapmışsınız be. Bayıldım oyunun sanat tasarımına ya. Şöyle aşağı doğru abi. Aa, şurada bitki vardı, şunu alayım. Canlı yayından sonra YouTube'da olacak mı video? Tabii tabii. Canlı yayın tekrar YouTube videosu olarak canlı sekmesinde oluyor olacak. El ora. Şimdi... Vuruş başına 63 kılıç çalışıyor. Evet, DLS'ne geldik. Şimdi burada da şeyler var. Mesela bu kim? Rahibe Evelyn. Karanlık ışığa yaklaşıyor. Kör kılıçlar bilenmeli, zırhlar cilalanmalı. Savaş yakındır. Eyvallah abla. Seyis. Aha! At alabiliyor mu lan? O ne lan? Dalyan! Nasıl alırım ben bunu? Biniklere erişme kazanmak için seferde ilerle ve şunu tamamla. Binek Donan'ın iyiliği. Ha, hikaye yap. Donan'ın iyiliği görevini yaptıktan sonra atlar açılıyormuş. Şu an binemiyoruz. Günlerdir bu kapının üzerinde çalışıyorum. Buralarda yapılacak pek bir şey yok. Satış da yapılmıyor. Hmm. İşte. İyi para eder bu kapı. Diye çalışıyormuş üzerinde. Demirci. Bunları hurdaya dönüştürüyoruz. Ne mesela? Mesela. Artı iki amderi geldi mesela. He, böyle dönüştürüyormuşuz. Tamam. Gibi gibi. Hele hele. Tamam, bunu şimdi çaktım. Karol soğuktan iliklerime kadar dondum. Buradan gitmek için sabırsızlanıyorum diyor. Buradan şifamızı aldık. Şövalye garnizonu. Selamun aleyküm. Prava sent me. I'm looking for Vigo. You and that nuisance of a child both.
Girl's been nagging us about a demon woman all week. Vigo's gone, looking into her claims. He should be at the mining camp north of here. All escort of knights went missing there last week, along with the girl's mother and another woman. Watch yourself out there. Şövalye ve gözü, çam tepesindeki maden kampına git. Let's go. Vay vay vay. Peki bunun bir özelliği var. Artı 8 kuvvet. Zehir direnci. Aa bak bunun zehir direnci varmış. 102 zırh. Bu artı 8 kuvvet. Sen bunu ver ya bize. Zaten zırhta iyiyiz abi. Tamam şimdi bir saniye. Ali Heme, şefim donatlarımızda çok teşekkürler. Hoş geldin abi. Devam. Çam tepesindeki maden kampına gideceğiz. O rapor orada edilmiş. İşte boynuzlu şeytanın görüldüğüne dair anladığım kadarıyla. Bakalım neler görmüş burada. Bir kız rapor etmişti bunu. Bir kızla alakalıydı. Aa Vigo burada. Evet o şövalye. Raporlayan şövalye burada. Vigo abi selamun aleyküm. Are you Vigo? I was sent... Hey! Neyrel. Vay vay vay! Right past where you stand. To think my mother's trapped in there with her. You let my mother through, sir. Shouldn't you be responsible for her safety? But we have soldiers stationed inside. You should be worried about them too. Maybe you can help me. İtemleri çöp olarak işaretleyeyim daha rahat sazlarım. Tamam. Önce şu kızla bir konuşalım, bir dakika. Önce hanımlar. Seni Yeles neye ne getirdi? My mother and I studied the Haradrim. We were onto something big. But then she ran off. It's not like her to abandon. Haradrim, iblislere karşı savaşanlar falan mı? Bu madenler neden mühürlü peki? Mines are closed on church orders. They're not safe. Especially. Bence bu çocuk bir çocuktan daha fazlası gibi gözüküyor ama Vigo'cum. Oyun konsollarda Türkçe mi? Evet, evet. Beni rahibe Prava gönderdi. Kiyoşva'daki Işık Manastırı'ndan. Onun adına buradayım. Al, gönderdiğiniz raporu aldık. Boynuzlu kadın Lilith'in burada olabileceğine dair. That can't be. My mother taught me that name. You speak of the daughter of hatred. Did Prava mention me? She wasn't angry, was she? There's more than your job at stake here. Come on. Let's get this over with. Haydi.
Aha, Lilith'in geçmiş olabileceği yere doğru gidiyoruz. Yugram. Haydi. Şurada bir sandık var ama ya. Bir durun lan. Bunu almadan gidilir mi oğlum? Ağlar arkamızdan. Lanet asansör durdu. Yürümemiz gerekecek. Hay Allah kahretsin. Bir işimiz de hayırlı gitsin ya. Ne oluyor lan? Ben de rahat ol. O artık benim güzelim arkadaşıyla birlikte geçmesine izin verdiğinde onu bana verdi. Annesinin kolyesinin bilekliğini almış. Annesi geçebilsin diye annesinin eşyasını almış. Kız da onu fark etti. Onun muhabbeti döndü. Şövalye ve geveze. Şövalye bu, geveze de kızımız anladığımız kadarıyla. Güzel. Gizemli güç yıkım getirir. Hadi lan, bir düşman yok mu? Hah! Süreli de olsa bayır bayır vura vura gideceğim. Gel. Kutsanmış gücümü aldım, gel. Yakın durun dedi. Hadi gidiyoruz. Lanetlenmiş madenler. Belki de geri dönüp şövalyeleri toplamalıyız. Bu süre boyunca da annemi Lilith'in eline mi bırakayım dedi. Hayır, devam ediyorum. Ha, annesi ve arkadaşı bu şeyden madenlere buraya girmek istemişler. Adam da geçmeleri için bu şövalye bu annesinin bilekliğini almış. Kolyesini işte neyse, tılsım ya da tılsımını almış. Şimdi bu kız annesini arıyor. Biz içeride Lilith'le ilgili bir ipucu vesaire bir şey arıyoruz. Şövalye abimiz de zaten şövalye abimiz. Devam. Bu ne lan? Uğursuz alev. Aha. 180 öğe gücü, 6.3 ateş direnci, 6.3 zehir direnci, %1 şanslı vuruş ihtimali, %9 aşırı güç hasarı, kitle kontrol etkisindeki düşmanlara %3.5 hasar. Vay, iyiymiş. Ya. Yeah. Nice. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar, sizlerden ricam yorum kısmına, videoda izlediğinizde yorum kısmına videoyu beğendim yazarsanız, ama beğendiyseniz videoyu beğendim yazarsanız kim beğenmiş kim beğenmemiş görelim. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğenmeyi de ihmal etmeyin. O şey niye çıkmıyor, onda bir şeylik var, bozukluk var, anlamadım. Çıkması lazım normalde, durun bakayım. Şöyle yapıp şöyle yapınca Allah Allah çıkmıyor. Normalde çıkıyor ya alttan bant, abone ol, bildirimleri aç falan diye. Lütfen unutmayın. Şimdi... Klan falan kurabiliyoruz burada. Koleksiyonlar... Okey. Ölüm kitabına mı bakayım? Ona nereden bakıyoruz? Ne o? %1 fiziksel hasar, 220 zırh. Güzel. Dengesiz maden kuyuları. Aa, çift el kılıç bulduk. O
Oldu öyle. Saniye başına bir saldırı. Sağ ol. Locked. Bu kapı kilitli. Buradan. Öbür tarafa geçebilirim. Harbi mi? Hadi yavrum. Bekle, dur biraz ama. Hey, dur de, sen de gitti. Bu veletler niye söz dinlemiyor lan? Aç şu kapıyı hadi. Basit değnek var, geç onu. Hadi hadi hadi, bu taraftan. Oy oy oy. Gökhan İhtiyar, çok teşekkürler abi şefim donat katılın için. Annen seni neden öylece bıraktı? Bunu yapmadı, yapmazdı. Daha doğrusu yapmamalıydı. Eminim kendince sebepleri vardır annemin. Göreceğiz, anneni bulursak sorarız. Oy oy! Burada bir şeyler olduğu kesin ya. Onu kız mı yaptı lan? Videoyu beğenmedim. İyi, canın sağ olsun. Zorunlu değil oğlum, canın sağ olsun. Zorla bir şey yaptırmıyoruz. Oğlum ne oluyor? Kafama yıkıldı. Kalıntı kafatası. Koyacak ki öğemiz, yerimiz mi yok? Allah, ne oluyor oğlum? Sesler bir acayipleşti, ne oluyor? Simyacı da... Aa süper, simyacı da iksirime, can tazeleme iksirime güncelleme yapabileceğim. Döndüğümde yapayım onu. Dönebilirsek tabii. Lan altında kaldım ben. Ölüler kitabı beceriler kısmının yanında. İskelet savaşçıları, çatışmacı. Ha, iskeletçiler burada, savunucular. İskelet savunucuların her 6 saniye bir kez alacakları doğrudan hasarı yok sayarlar. Ek bir çatışma savaşçı diriltebilirsin. Ha, dur bakayım şu ne? Her kritik vuruş gerçekleştiğinde çatışmacı savaşçıların sonraki saldırısı kritik vuruş gerçekleştirir ve %50 bonus kritik vuruş hasarı verir. Hangisi daha iyi lan bunun? Bir tane daha çıkarım. Yani 4 kişi çıkarabiliyorsam 5 kişi çıkarabileceğim artık.
Her 3 saniyede bir kez gerçekleşebilir. Sanki bu daha... Bu daha şey... İkinci daha mantıklı ya. Let's go. Şu görevin sonu nereye gidecek merak ettim ya. İlk doğanların yolunda Viggo ile buluş. Viggo ile konuş. Ha. Güzel, hepiniz geçmişsiniz. Aa, yıkılıyormuş lan bura. Bak yıkılmış. Nasıl çıkacağız buradan? Necromancer seçtim aynen. 4 iskeletimiz daha sağlam vuruş yapacak artık. Oy, nasıl bir yere geldik oğlum? Ne oldu Neyrel? Aa, Lilith. Lilith'in heykeli. Lilith. We need to find my mother. Skill ağacını çok dallandırma şimdilik. Kullandığın sabit skill'leri öner. Kullanmadıkların boşuna açma şimdilik. Kullandıklarını geliştir. Kan çekme, tırpan gibi. Tamam. Hadi kızım, ananı kurtarmamız lazım. Ananı yer bu kadın. Neyrel koş, ananı yiyorlar. Hop. Şu ortamlara falan bir baksanıza ya. Ya bu oyun sevilmez mi ya? Over there, the hoist. At last, I'll ride out. Slain? What happened? Çürüme düşmanları %30 yavaşlatır. Sen ve yardakçıların çürüyen düşmanlara 10 arttırmış hasar verirsiniz. Biç %5 can altındaki düşmanları anında öldürür. Müridin biçmesi ilk vuran düşmanın altında bir ceset oluşuyor. Sadece 5 saniyede ilk kez gerçekleşiyor. Hmm. Çürütme düşmanları %30 yavaşlatır. We need reinforcements. No, we can. Ne oluyor lan? What was that? It came from beyond the gate. Ne oluyor lan? Oo. Refakatçi askerler hep sövmüş. Grendan. Burada burada gelin gel. Bunu sana kim yaptı kardeş? Viggo. It was one of the women you sent. She wasn't human. Lilith buradaymış. A demon like the statue. Claims she mothered sanctuary. It was a damn bloodbath. The other woman, Venard, where is she? Neyrel'in annesi. She begged for her life. Lilith spared her. Let her deeper in. Give up, girl. She's lost. Viggo, you must listen. Steel did nothing. Spells, prayers, all useless. Go to Korvala. Tell Prava. Raise the army. Hayda. Evil. Akivacım, görüşmek üzere. Vox sanctuary. Do this for me. Lilith bu kızın annesini de kaçırmış.
buranın daha derinliklerine. Your mother told me this trinket would bring good fortune. To think I trusted her. She bribed you with it, didn't she? You weren't supposed to let her through at all. Annesini geçirtmemen lazımdı bu kızın ya. Niye geçirttin o kadını? She can still be saved. Daha derinlere götürmüş. Hadi gidelim. Not by me. Not anymore. Aa. Prava will know what to do. Şövalye ne diyorsun? Aklını alırım senin. Yürü lan. Leaving us? Abandoning her? There's nothing left to abandon. She's good as dead. I'm sorry, kid. Hayda. He really just left us. Onun bunun çocuğu. Kayacığım selamlar Hamburg'dan. Hadi gel. Ben seni bırakmam kızım. Bulacağız ananı, yürü. Senin anan benim anam ya. Yürü. Lilith can't be too far. Lilith bana evrenimiz hakkındaki korkunç gerçeği gösterdi. Ebedi çatışma. Melekler ve şeytanlar, iblisler kainatın kontrolü için daima mücadele etmiş. Peki ne amaçla diye sordum ama gülmekle yetindi. Aa, bunun annesi yazmış herhalde bu notu buraya. Buradan değil, şuradan ineceğiz. Yürü. Kadının ardına bıraktıkları Neyle'yle Lilith ve Venard'ı ara. Aa bak, kızın annesi ve Lilith gelmişler buraya. Daughter of hatred. I have what you seek. You hunger for knowledge. You dragged your child all over sanctuary in pursuit of it. No, I taught her how to survive. Is that what you want to believe? Drop the act. You have questions. I have answers. I know the fabric of the cosmos. Everything I've read has warned me against you. You've read so much, yet know so little. Will you accept my offer? Sadece bilgi öğrenmek için, bir şeyler öğrenmek için mi gelmiş? Bilgi için mi gelmiş bu kadın buralara? I don't know. İnanılmaz. Will you let me try? I want to try. Aa! Your mother is. Anası Lilith'in yolundan mı gidecek lan? She came this way with Lilith. Elgiz, selamlar. Sometimes I see visions. Aa, sadece biz gördük bak az önceki şeyi. Kız görmemiş. I saw them. What? How? Lilith's petals. Her blood was fed to me once. Kadın Lilith'in yolundan gidecek gibi ya. Ananı avradını! Oy, fenalık oldu. Beyler hoş geldiniz. Kadim sembollere tebeşir yazısı, yasak aşk. Lilith, ebedi çatışmadan kaçmanın bir yolunu gördü. Bunun Melek Inarius'u baştan çıkarmakla başlayacağını söyledi. Onca zaman Inarius da herkesi gibi hataya düşürebilmiş. Onca zaman Inarius da herkes gibi hataya düşebilirmiş. Ha, Lilith Inarius'u baştan çıkardı ha. Sizin söylediğiniz gibi. Bu hikaye işinde varsınız ya chat. Çok pardon. Ne oldu ya? Kadim sembolleri tebeşir yazısı korunak. Lilith korunağın annesi. Sanctuary'nin. Şövalyelere söylediği anda bunun gerçekleştiğini hissettim. Artık nasıl olduğunu biliyorum. Ebedi çatışmadan kaçanlara sığınak olan bu dünyayı yaratmak için Inarius'u kullandı.
Hayatım boyunca insanlığın kökenini aradım. Hep oymuş. Meleklerle iblislerin birleşmesinden ilk insan nesli doğdu. Güçlülerdi. Dağları hareket ettirir, denizleri sarsarlardı. Ha, harbi şey yani. Lilith ve Inarius insanlığın ataları ya, şey başı. İnsanlığın annesi harbi bu hikayeye göre Lilith. Karagöl. Oğlum ortamlara bak ya. Allah Allah. Nehrel koş. Anan gitti anan, yürü kızım yürü. Nehrel koş, ananı götürüyorlar. Ananı dönüştürecekler, şeytan edecekler ananı. Kasamanın derinlerine doğru ilerlemenin bir yolunu ara. Burasıydı işte. Bu açılıyordu az önce. Allah Allah. O zaman şuradan aşağı ineceğiz. Kapı açılmıyorsa. Inarius'ta var bir çakallıklar ama bakayım. Cennetten kovuldu. Kesin Lilith, biz bir yerde keseceğiz. Göreceğiz abi. Ben bu hikayenin nasıl kötüsü Lilith mi Inarius mu anlamadım daha. Murat Besirik, çok teşekkürler desteğin için abi. Hoş geldin. Beşiğin kapısını aç. Kapının ardında kadının ardına bıraktıkları, Neyrel'in annesinin ardında bıraktıklarını tamamladık. Gidiyoruz şimdi. Neyrel ile Lilith ve Venard'ı takip et. Ah, burada da bir yazı şey var, öngörü. So curious. You are eager to know why you were spared. Lilith'in onu neden öldürmediğini merak ediyor. Evet. Do you have faith in me? I want to. Good. For now, all you need know is that we are going to meet my son. Oğlum derken? Rathma, the first necromancer. Oh. He is that, and more. He is the key to my plans. It sounds like they're searching for Lilith's son, Rathma. Ne yapacak? Kadını oğluna mı verecek? Oğlu için feda mı edecek kadını? What are you thinking? Kızım, senin ananın, anan ekmekle mi girdi tuvalete? Ne bileyim, ataları din adamlarına bıçak mı çekti? Zamanında peygamber döneminde yaşayan atalarınız peygamberin birine bıçak mı çekti? Ne yaptınız oğlum? Siz nasıl bir günah işlediniz ya? Senin anan bu şeytani varlığı nereden geliyor ya? Şeytana olan şeyi. Anasına bak, kızını al derler. Yani anasına bak, harbi kızını al yani, ama anasından kaç yani. Anasından uzaklaş. Ana ana değil, şeytan. Helal kız. Murat Besirik 5 tane katıl hediye etmiş. Çok teşekkürler.
Oğlum ben bir garip oldu benim üstüm başıma. Ben Cennet Mahallesi'nden bir karaktere dönüyorum yavaş yavaş. Çok güzel. Çok güzel abi. Lan oyuna daldım. Etkinliği kaçıracağım. Etkinliğe gitmem lazım. Şimdi nadir yüzük. Yıldırım direnci, Z direnci, soğuk direnci, gölge direnci, maksimum öz. Üzerinde dua yazılı basit bir yüzük. Koru beni baba, ezici taşlardan, canlı kemiklerden ve zehirli gazdan. Eğer senin yolundan saparsam senin olsun, al canımı vücudumdan. Şu kısmı bitireceğim, öyle kapatacağım ya. Ya öyle bölüm sonu diyeceğim. Şu kısmı tamamlayacağım abi, merak ettim. Bu Neyrel'in annesi Venart'la şeytan Lilith neyin peşinde bir göreceğim. Resident Evil 2 oynamıştın, 3'te oynayacak mısın? Kanalda var zaten. Şu yüzüğü de takayım da. Az önce unuttum onu. Lilith, Inarius'un suçlarını fark etmemi sağladı. Inarius ona ihanet etti, onu kovdu. Çocuklarının gücünü baltaladı. Zayıf olmamızın, ölmemizin sebebi o. Korktuğu için bizi mahvetti. Korkmakta haklı olduğunu ona göstereceğiz. Bir dakika, ne? Ha, insanoğlunun ölümlü olmasının sebebi de Inarius'un korkması mı? Need for Speed Most Wanted videosu gelmeyecek. Safra atıyor eşeği ol eşek.
Güzel. Devam. Şu öküzü de öldürün. Öküz oğlu, öküz seni. Katlet, Rohaska. Aa, bu kapat. Şunu indirmemiz lazım. Ana erittik. You've mastered your fear. But I still sense your pain. You miss your daughter. My magpie. She's scared right now. She must be. Kızın şimdi mi aklına geldi lan? Or stay. It is time to choose. I trained her well. She's a good kid. Strong. Kızın iyi de sen iyi değilsin be yavrum. You've chosen well, my child. To reach Rathma, we will need to cross a lake at the bottom of these ruins. It requires a ritual. I will teach you. As you wish, Mother. Good. You're ready for lesson one. Blood is the key. What did you see this time? I don't need sparing. Tell me. Anan gidici yavrum. Anan hainlere katılıyor. Plans to teach your mother a ritual. One that needs blood. Your mother seemed receptive. We have to reach them. İnsanlar eskiden çok güçlülermiş. Inarius denilen melek, yani işte Inarius, Lilith'in yarattığı insanlara ve Lilith'e ihanet edip insanları böyle güçsüz hale getirmiş. Yoksa insanlar eskiden böyle dağları, denizleri kontrol ediyorlarmış, aşıyorlarmış. Denildiğine göre. Nereden çıktı lan? Allah'ım, etkinliğe geç kalacağım. Hızlı hızlı. Let's go. Şimdi Allah! Korkuyorum oğlum, şunu yapmayın şöyle ya. Şurayı halledelim de öyle okuyalım. Ne diyordum? Dünkü boş hayallerim şimdi ne kadar aptalca geliyor. Horadrim'lere inandım ama aldatıldım. Şampiyonumuz onlarken zar zor hayatta kalabiliyoruz ama Lilith bizi galip yapacak. Hayatım boyunca aradım durdum ama bulunması gereken benmişim. Hay senin anneni ya.
Senin ananın ağzı ne diyor yavrum ya? Murat Besirik Çamsakız Çoban Armağan'a katıl yapmış. Teşekkür ederim. Kara Büyü Kitabı. ...72 saniye başına hasar eksi 32. Vuruş başına 48 edilmiş ya. Bunu kullanmak için ne kullanabiliriz? ...48-72 hasar, saniye başına 1.20 hasar, çok hızlı silah. Oo, bu bir deneyelim bakalım ya. Fena değil bu. Etkinlik mi? Ya dışarıda bir etkinlik var. Gitmem gereken... Oh. İblisler yaklaşıyor, buradan geçmeliyiz. Harbi mi? Nasıl? Sen onu hallet, ben burayı hallediyorum. Kapı sende. Oğlum neler oluyor ya? Helal kız sana. Helal kız sana. Hadi. Yas tutan kapı. Yas tutan kıyı, pardon. Not enough blood. Never enough blood. I will follow you to the ends of sanctuary, mother. Aha. Ananın sesi geliyor kız. There she is. Aha, anan. Sen annenle konuş, arkandayım, hadi. Mother? Nerel? You're just in time. Beyond this lake lies the necropolis of the firstborn. A trove of magic and knowledge. I opened the way for Lilith, but I could not pass through with her. I lack divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. Anne, neyin peşindesin anne? Mother, stop. Look at what Lilith has done to you. You're right. Oh, hepsini kendi kanıyla yazmış. She awakened me. She showed me things can't even put into words. Once I've finished, you will understand. I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Anam, ne yapıyorsun lan? Oh, I see. Yes. Clever magpie. Oha! Kafaya bak. So gitmiş iyice. Ah! Lan! Ananı keserim vallahi. Not yours. I will finish these runes with your blood. Stop this.
Oğlum senin anan nasıl bir ucube ya? Anne neyin peşindesin anne? Oha ne oluyor lan? Oy! Lan ne oluyor? Kaç kaç! Senin anan ölecek yavrum. Anan ölecek ki biz yaşayak. Lan neler neler. Afalladım. Geber. Çok üzgünüm Neyrel. You were protecting me. I don't want to hate you. I'm trying. I really am. We're going to make Lilith pay for what she's done. So we need blessed blood. Go back to your Prava. Get that blessing. Beg if you need to. Whatever it takes. Başım üstüne. I started this damn ritual. I'm going to finish it. Meet me in the Mistral Woods. Oyda. Why there? The Horadrim hid a vault there. Finding it was her life's work. So much for that. Maybe it will help with the ritual. If not, at least I can bury her where she'd want. I need time. I'm sorry. Just leave me. Hadi buyurun. Annenin bıçağı. Annenin bıçağını aldık. Vuruş hasarı hasar başına 90.
Venard'ın kanına ve karanlık bilgisine bulanmış bir bıçak. Pekala, şimdi bizim... Bizim yapmamız gereken bu noktadan sonra şey... T'ye basıp... Kvaşet'e geri dönmek. Kvaşet'e geri döneceğiz. Burada yaşananların hepsini... Kilisedeki Prava, Rahibe Prava'yı anlatacağız. Şey, Rahibe diyorum işte. Bilge Prava mı neyse adı. Ona anlatacağız. Diyeceğiz ki böyle 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 oldu. Kasabadan ayrıldı. Kasabaya dönüş portalın kapanacak. Tamam. Işık Katedrali'ne geldik. See that the kitchen is ready for tomorrow's service. Angels above. You've returned. Geri dönmeyeceğimizi mi düşünmüştün Yosef abi? Lilith'in peşinden gitmeye devam etmek için bir kutsanmaya ihtiyacım var diyoruz. Reverend Mother will want to hear of this. But she's away at Korvalar. Seek your blessing there. Everything is unfolding as Inarius foretold. Soon, he will be free to escape Sanctuary and return to the heavens where he belongs. Korvalar. Işığın rehberliği görevini de tamamladık. Şimdi burada yapmamız gereken artık Korvalar denilen yere gitmek. Kırık tepelere yakın olan nokta. Korvalar'da Rahibe Prava ile konuşacağız. Ve buradan hikayeye devam edeceğiz. Efendim burada kalıyoruz. Benim yetişmem gereken bir etkinlik var. Evden çıkacağım. Bu abimizle konuları konuşuruz. Korvaları falan öğreniriz. Neresi olduğunu vesaire. Buradan devam ederiz. Efendim Diablo 4 ilk 3,5 saatlik kısmıyla bu şekildeydi. Buradan devam edeceğiz. Ben bayıldım. Bak etkinlik olmasa ben bugünkü korku gecesini de iptal eder. Buna devam ederdim. Bak 7-8 saat neyse devam ederdim. Ama bir etkinliğe gitmem gerekiyor. Efendim haberleşeceğiz. Akşamki korku yayını içinde Instagram'dan ve Telegram'dan duyuru yapıyor olacağım keza. Benim hemen oraya gitmem lazım. Bu 3,5 saat, 4 saatlik süreçte bana eşlik eden herkese çok teşekkürler. İnanılmaz beğendim. Çok güzel. Birlikte bitireceğiz hikayeyi. Birlikte oynayıp bitireceğiz. Eğer sizler de eşlik ederseniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yayın bittiğinde yayın tekrarına dönüşecek ya bu. Bir yorum yaparsanız efsane olur. Yorum yapar, beğeniyi unuttuysanız, beğenirseniz efsane olur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kaçıyorum şeye yetişmem lazım. Bay bay.